Ben öldükten sonra yazmak isterlerse yaşam öykümü, bundan daha kolayı yoktur. Yalnızca iki tarih konmalı. Doğum günümle ölüm günüm. Bu ikisi arasındaki bütün günler benimdir. Kolayca tanımlanabilirim. Görmek yedi bitirdi beni. Duygusallığa hiç kapılmadan sevdim eşyayı. Gözüm hiç dönmediği için karşılıksız kalan hiçbir isteğim olmadı. İşitmek bile görmeme eşlik eden bir destek olmaktan öteye gitmedi. Her şeyin gerçek ve tümüyle birbirinden ayrı olduğunu anladım. Bunu gözlerimle anladım asla, asla kafamla değil. Bunu kafamla anlamak hepsini aynıymış gibi görmeme yol açardı yoksa. Günler uykumu getirdi çocuklar gibi. Gözlerimi kapar uyurdum. Tek doğa şairiydim ben bunun dışında. Evet, merhabalar efendim. Millet Kıraathanesi'ne hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Akar, biraderim İbrahim Altay'la yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün çok sevdiğimiz iki dostumuz var. Ve iki dostumuzu da ağırlamaktan bugün çok memnun ve çok sevinçliyiz. Samet dostumuz ve İsmail dostumuz. Bugün iki ayrı dostumuzla sanat konuşacağız anladığım kadarıyla. Merhaba. Nasılsınız, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Uzun zamandır da görüşememiştik dostlarımıza. Bazen böyle bir program vesilesiyle bir araya geliyoruz. Çok da iyi oluyor. Evet, yani böyle çeşitli vesilelere ihtiyaç duyuyoruz bir araya gelmek için. Malum hem salgın hem büyük şehirde yaşamanın getirdiği sıkıntılar. Bir araya gelmek zor oluyor. Gerçi biz İsmail'le daha sık görüşüyoruz çeşitli vesilelerle. Birazdan hani programda da değiniriz o vesilelere. Tabii. Yani Millet Kıraathanesi'nin öyle bir yanı var. Biz dışarıda görüşemediğimiz arkadaşlarımızla programda görüşmeyi tercih ediyoruz. O yüzden böyle her şey çok hızlı olmuştur muhtemelen buraya geldiğinizde. Konuları dışarıda harcamayalım, burada programda harcayalım diye Samet Bey. Abi sen nereden bulaştın bu işlere falan diye bir soru vardır ya. Ya iyi şeyler birdenbire olur diyor ya Oğuz Atay. Yani evet, bu güzel, da birdenbire gelişti gerçekten. Hiç Samet dedi programa çıkıyoruz. Ben de eyvallah dedim. Çıkalım o zaman. Çıkalım o zaman. Öyle yani zaten hani zaten konuştuğumuz şeyleri televizyonda tabii konuşmuş oluyoruz. Evet. İzleyicilerle paylaşmış oluyoruz. Aynen bu, öyle. Aynen bu öyle. Sanat işleri, sanat sepet işleri mi deniyor, ne diyor? Sizin ya o tabirden konuyla tabii çok hoşlanmıyoruz. Yani mesela yazı çizi de diyorlar mesela. Yazar çizer falan. Hani böyle biraz böyle küçümseyen bir şey. Var ona bir de şöyle daktilo işareti de yaparlar biliyorsun. Tabii yani o sanat sepet olmasa de mi öyle? Sanat sepet de mi öyle bir küçümseyici imaj? Tabii yani ki sepet sonuçta. Yani tabii sepet örmek bir sanat aslında yani baktığınızda. Ama o manada kullanılmadığı yani için şey, sıkıntılı. Entelektüele entel demek gibi yani. Entel dantel demek gibi. Evet, evet. Ben evet çok katılmıyorum. Yani sanat sepet tabirini seviyorum açıkçası. İşte. Çünkü orada bir ironi de var en nihayetinde. Evet. Hatta işte birazdan belki konuşacağız. Bir sanat galerisi gündemimde evet var. Geçtiğimiz günlerde açtığımız. Onun ismini koymak çok zor oldu. Yani aylar. İsmi sürdü hocam Ruberu'ydu değil mi? İsmi Ruberu. Yüz yüze. Yani ismine ulaşmak bir 4-5 ayımı aldı. Muhtemel isimlerden bir tanesi de Sanat Sepet'ti. Yani. Hmm. Öyle mi? Onu da koyabilirdim. Tabii şimdi, hocam, şimdi sergiyi İbrahim açıyorsunuz. Programımızın muhalefi olduğu için bir muhalif bulmaktan şu an çok mutlu oldu. Abi muhalefet şeyi benim ama bu rolümü seninle paylaşırım yani. Eyvallah. O zaman ben bunu çok anlamlı buluyorum yani. Keşke şeyin adı o olsaydı. Ne derler ona? Galerinin adı o olsaydı. Neticede o eserler satılamadığında hepsini aynı sepete koyup latife O zaman ben de şöyle bir şey katayım bu muhaliflik meselesine. Yani üniversitedeyken lakaplarımdan biri Bay Muhalif'ti. Bay Muhalif, çok iyi. Yani her şeye muhalefet eden. Orada tabii ki yani muhalif olmanın arkasında nasıl bir şey yatıyor? Yani mükemmel denilen bir şey var. Ona ulaşmanız belki mümkün değil ama hani mükemmele adanmışlık diye bir şey söz konusu olabilir. Oradaki muhalif olma durumu o arayışın aslında. Yani oraya ulaşma çabasının benim açımdan öyle bir arka planı vardı. O yüzden o güzel olan şeyde bile çirkin olan olması muhtemel şeyin altını çiziyor ve onu da güzel kılalım diye hep bir muhalif olma. Bir de şöyle bir şey var. Bugün hala devam ediyor. İnsanların böyle laf yarıştırması, birbirine laf sokması dediğimiz şey. Üniversiteye gittiğimde işte İzmir'de 9 Eylül İlahiyat'ta öyle bir ortamla karşılaştım. Herkes birbirine laf sokmaya çalışıyor. Hangi yıllar? 1997 girişliyim. Hocam 97'de
Çünkü herkes birbirine içindeki fikri kabul ettirmeyle alakalı bir yarışı vardı. Yani bir değil mi? Fikirler cücunası içinde yaşıyorduk yani. Kimsenin, özellikle bizim çevrede. Kimsenin de fikrini diğerine kabul ettirmeyi başardığını da görmedim ben. Görmedik zaten. Yani herkes aynı fikirde sabit kalıyor. Tabii. Ama sürekli o itirazlar devam ediyor. Katılıyormuş gibi yapıyorsun. Sonrasında bir ama ile başlayan bir cümle kuruyorsun. Bir şey varsa devam ediyor. Ama diyorsanız bir cümlenin ortasında ondan önceki kısım çok da önemli değil. Evet. Boşuna ama şimdi İsmail Erdoğan'ın ruberu amayla. Evet. Hayır o bir şey üstadım. Yani bir moderatör tekniği. Evet ve amayla lafı kapmak olayı yönlendirmek. Bir de bir menfi insan tipi vardır abi. Bu insan tipi evet demekten hoşlanmaz. Konuşuyoruz diyelim ki dünyanın en makul şeyini de söyleseniz ya şimdi o iş öyle değil. Ya o sizin bildiğiniz gibi değil, değil mi? O diye bir hastalık. O başka bir şey. Yani ondan sonra döner sizi teyit eder, tasdik eder. Aynı şeyi söyler. Yani dönüp geldiği noktada aslında sizin söylediklerinizde itiraz edilecek bir şey yoktur. Bazen hiçbir tezi olmayan bir şey söylersiniz. Nasılsın filan dersiniz. Ya ama şimdi filan diye. Salgın var. Ben iyiyim ama salgın evet, var. Evet özür dilerim sizi. İsmail Erdoğan'ın Ruberu galerisine geliriz. O bizim için güzel bir konu. Biz de davetliydik ama işte yoğun orası şeyden gündemden dolayı gidemedik. Evet. Açılışını. Şu anda kapalı. Ben buradayım. Şu anda kapalı. Hem Samet Karagöz'ün hem İsmail'in yani sanata merak nasıl başladı? Bence oradan konuşmaya başlayalım ki hem de çünkü çağdaş ve modern sanatı da konuşacağız. Hem sizin maceranızı da konuşacağız. Şöyle başlayayım ben. Ortaokul yıllarında hani çok kitap okuyordum ben, övünmek gibi olmasın. Klasikleri, Rus klasiklerini. Hatırlarım. Batı klasiklerini, İngiliz klasiklerini, Fransız klasiklerini. Ama daha çok romanlar. İşte yarım yamalak o dönemki İngilizcemizde işte Türkçe'ye çevrilmemiş bazı kitapları karıştırmak. Bulursak onları da. Şimdiki imkanlar yok tabii, internet yok, bir şey yok. İşte biraz şiire meraklıyız. Ama şiirle ilişkim hep okur olaraktı. Yani hiçbir zaman şair olmaya hiç heveslenmedim ama yani. Çok iyi şairleri gördüm. Çok iyi okurdu yani şiiri. Şairleri gördüm. Dedim ya bunları okuyayım da hani yazmaya hiç bulaşmayayım. Yani şöyle anlatayım. Çok ilginç. Şimdi hatırladım. Doğru galiba. Mona Rosa'nın bu teksirle çoğaltılan bir versiyonu vardı. Evet. Onu ben Samet'ten almıştım diye hatırlıyorum. Doğrudur. Yani. Siz o zaman ortaokul. Ortaokul lise. Birbirimizin çocukluğunu biliyoruz diye. Şey yapalım. Ondan sonra işte yatılı okuyorum zaten. Böyle halamın evi de yakındı bizim oturduğumuz yere. Halam eşi resim öğretmeni ikisi de. Gittim bir akşam onlarda kalıyorum. Baktım orada bir kitap var. Dedim ya bu neymiş bir alayım. Hani kitap okumaya da meraklıyız ya. Evet. Sanatın Öyküsü, Gombrich'in. Şurada masada gördüğünüz. Masada görüyoruz. Tabii bu baskı değildi. Değildi. Ha, resimli büyük bir baskı mıydı? Resimli büyük baskı. Önünde Bernini'nin Azize Teresa'nın Vecde heykeli var. Böyle bir gördüm. Dedim adam bunu nasıl yapmış? Dur dedim ya bu kitap ne anlatıyor diye başladım okumaya. Kitap da tabii orada. Arada gidiyorum gidip geldikçe okuyorum filan. Sonra okulun kütüphanesinde Hanife abla biliyorsun yoktu bu. Şey vardı ama John Berger'ın Görme Biçimleri kitabı i̇şte, vardı. O da o konudaki en güzel kitaplardan. Tabii oradan okudum. Onu okudum. Böyle algım değişti o kitabı okuyunca. Bakışım çok etkiledi yani beni ki John Berger hem sanata getirdiği bakışla hem de kendi edebiyatla da birleştirmesi. Edebiyatla birleştirmesi, kendi duruşu biliyorsunuz işte Booker ödüllü bir romancı aynı zamanda. Evet. Booker'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte o ödülden kazandığı parayı Filistinli savaşçılara gönderiyor. Evet. Yani öyle de bir duruş sahibi. Yani vicdanı olan sosyalist bir abimiz. Evet. Yani. Köylü bir sosyalist hatta. Köylülüğü önemseyen bir sosyalist. Öyle sosyalist çünkü Türkiye'de olmadığı için yani, orayı vurgulamak istiyorum. Son derece normal bir insandı Samet. Böyle sonra yavaş yavaş kendisini kaybettik. Ondan sonra mesela kütüphane Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi geldi. Ya oturdum o ansiklopediyi okudum. Yani gidiyorum geliyorum. Tabii ansiklopedi olduğu için dışarıya da vermiyorlar. İşte gözümüz gördüğünce, imkanlar el verdiğince sergilere gitmeye başladım. Anlamasam da anlamaya çalışarak zaman geçirdim. Yani kendi kendini eğittin sanat konusunu anladığım kadarıyla. Yani sanat konusunda okullu bir eğitim almadım ama yani zaten kitaptan daha iyi bir okul olduğunu da düşünmüyorum bu konularda. Evet. Çok güzel. İsmail Üstadımızın bir önemli boyutu var. Evet. Aynı zamanda ilahiyat konusunda da çalışmalar yaptığı için değil mi? Bu bir
farklı birçok farklı pencereler, perspektifler sunuyor diyebilir miyiz sanat incelemelerinde? Kesinlikle. Hani bir sanat tarihçisi olarak farklı ya da orijinal bir şey söylüyorsam hep ifade ederim. Arkasında ilahiyat arka planım söz konusu. Yani oraya basarak konuşuyor olmak ya da oranın kazandırdığı vizyon üzerinden sanatla, sanatçıyla ilişkiye girmenin bana kattığı değerin çok önemli olduğunu düşünürüm. Şimdi Samet bahsetti sanatla ilişkisini ortaokul yıllarından. Ben ortaokul yıllarında hiç kitap okumayan birisiydim. Samet'in tam tersi. Hatta yani liseye gelene kadar okuduğum tek kitap Yaprak Dökümü romanı. O da dönem ödevimdi ve atlaya atlaya okuduğum bir kitaptı. Bir an önce kurtulmam gereken bir. Hatırlıyor musunuz ya? Metin. Hatırlıyor musun abi şey Yaprak Dökümü neden bahsediyordu? Çok da değil diyorsun. Vallahi evet yani hani çok da dikkate aldığım bir metin değildi evet. Çünkü mecbur olduğum bir metindi. Benim kitapla ilişkim zaten üniversitede başlamıştır aslında. Ama bunu sonradan çok güzel bir şey olarak anmışımdır. Hala da öyledir. Niye? Üniversiteye gelen ve öncesinde çok kitap okumuş, iyi kitaplar, iyi metinler okumuş, o şekilde üniversiteye gelmiş birçok arkadaşla girdiğimiz ilişkide, onların kitaplarla, kelamla, kalemle girdiği ilişkide çokça kırmızı çizgisinin mesela önceden oluştuğunu fark ettim ben. Yani o kırmızı çizgileri hep aşmak ve onlarla yüzleşmek zorunda kalarak bir sonraki level'a geçmek. Ben ise böyle tabula rasa gibiydim. Bomboş bir levha. O yüzden de üniversitedeyken yani Bakunin'i de çok rahat okudum. Yani Marksizm ve anarşizmleri de o metinlerle de çok rahat bir ilişki içerisine girdim. Hangi üniversitedeyken? İlahiyattayken. Sanat tarihi sonra okudu herhalde değil mi? Sonraki hikaye. Ona da geliriz. Hatta gelelim. Çünkü Türkiye'de sanat tarihi okumak denilen şey bence mutlaka konuşulmalı. Yani, o nedir? Bir lüks. Ama bence en güzeli şey ilahiyat okuyup da sanat tarihi okumak. O da çok kıymetli tabii, ve değerli tabii. Bir şey. Ya onunla ilgili şöyle bir arka plan var zaten. Ben Mimar Sinan sanat tarihine gittiğim zaman kimseye yaranamadım. Çünkü İslamcılar diyeyim, hani bizim sanatta ne işimiz var kafasında. Sanat benim, bizim neyimize? Yani benim orayla ilişki kurmamı anlayamıyorlardı. Karşı cana ise senin gibi yani bir dinci ilahiyatçı sanat. Çok iyi ya. Yani, arkadaş ben de... Ne evi kabullenebiliyor ne karşı komşu kabullenebiliyor yani. Ben de şey diyordum ya, kusura bakmayın ama tümüyle siz yanılıyorsunuz. Yani doğru, hani doğru. Çünkü sanat tarihinden dini çıkardığınız anda geriye hiçbir şey kalmıyor. Çok önemli bir yere geldik. Yani sen sanat tarihinde dinin çok önemli bir yeri olduğunu iddia ediyorsun. Hiçbir şey kalmıyor çünkü eyvallah. Biz bugün antik Yunan'a gittiğimiz zaman neye bakıyoruz? Tapınaklara. Tapınakta neler var? Heykeller. Tapıyorlar işte. Yani bunlar kim tapınak, için doğru. Yapılmış? Tanrılar için. Bugün batı sanatı dediğiniz... Sanat Hristiyan sanatı olarak aynı zamanda ifade edilebilir. Ne görüyorsunuz? Ya katedrale gideceksiniz. Ya katedralin içerisindeki freskler, heykeller ya da işte o olağanüstü vitraylar falan filan. Yani ne için onlar? Yapıyor yani bunlar? Yani İncil'den sayfalar tabii. Anlatıyor freskler değil mi? Yani. Tabii yani Kitab-ı Mukaddes'ten sayfalar anlatıyor. Biz hani İsmail'le çeşitli vesilelerle böyle sanatçıların hayatlarını anlattığımız programlar var. Orada zaten anlattığımız bu. Yani tabii. Ana hatlarıyla 3 tema var. Batı sanatına baktığımızda, Batı sanat tarihine baktığımızda, modern sanat öncesinden bahsediyorum. Mitoloji, günlük hayattan görüntüler ve dini resimler. Tabii. Bu üçü. Yani bunun dışında zaten başka bir şey yok. Batı sanatı dediğimizin ana hatlarında resim tarihine baktığımızda. Hani mimaride tabii ki farklı yaklaşımlar vesaire falan var ama... Hepsine günün sonunda bunların, bu işlerin hamisi Vatikan ve kiliseler olduğu için Vatikan eliyle doğal olarak sanat bunları anlatıyor Batı'da. Tabii. O ninja kaplumbağalar falan hep o kiliselerde çalışıyorlar değil tabii. Mi? Tabii. Hepsi o kiliseleri yani, yapıyorlar, boyuyorlar. Öyle bir şey ki siz sanatı anlatmaya başladığınızda bir kültürün, bir medeniyetin sanatını anlatmaya başladınız. Aslında onun aynı zamanda dinini anlatıyorsunuz. Yani çok önemli. Şimdi bunu böyle kolay kolay kimse ifade etmiyor bu etmiyor arada. Yani. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani bunu mesela batılı sanat tarihçileri, sanat eleştirmenlerinden pek duyamazsınız.
Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu hepimiz biliyoruz değil meşhur, mi? Meşhur evet. Bütün çok dünyanın kafelerde artık en meşhur duran, tablolarından bir tanesi. Ne anlatıyor? Yani baktığımızda sanat tarihçileri şu an yaşadığımız işte 20. yüzyıldan bakarak diyorlar ki yani son derece seküler bir yaklaşımda. İşte Vincent van Gogh akıl hastasıydı. Ne gördüğünü bilmiyordu. İşte o gün absent içiyordu da öyle hayaller görerek yazıyordu. Tarihte işte akıl hastanesindeydi zaten. Onun olduğu odadan, yani bunların hepsinin çalışmaları yapılmış. Onun olduğu odadan işte bu manzara zaten görülmüyordu. Bunu zihninden ya da eskizlerden çizmiş. İşte ay o tarihte dolunaydı. O şey çizmiş yani hilale yakın çizmiş. Güneş var. Peki ne var o tabloda? Şu var. Ay var, güneş var ve 11 tane yıldız var. Sadece 11 tane yıldızı görünür kılıyor. 11 yani, yıldız ne? Havariler. Havariler. Hem o hem de Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası. Aa evet. Doğru, doğru. Ay, Yusuf Aleyhisselam babası anlattığı rüya, doğru. Ve 11 yıldız. Sonuçta Vincent van Gogh rahiplik eğitimi aldı. Protestan rahipliği eğitimi aldı ve dine çok sıkı sıkı bağlı bir adamdı. Daha sonrasında gördüklerinden sonra, yaşadıklarından sonra dinle, daha doğrusu kiliseyle arasına bir mesafe koydu. Tanrı'yla değil. Ama bunu eserlerine bu şekilde mesela yansıtıyor. Yani Batılılar mesela daha çok bunu mesela işi sekülerleştirmeye boyutuna geçirdikleri için Van Gogh'un bu özelliğinden pek bahsetmezler. Ama bilirler. Yani bilirler tabii. Bilirler. Ama mesela biz bahsederiz İsmail'le. Ya şöyle Van Gogh'un benim iddiamdır bu. Samet de zaten buna destekleyecek şeyler söyledi. Hiçbir eserinin ilahi boyutta ilişkilendirilmeden okunacağını ben inanmıyorum. İnanmıyorum çünkü Van Gogh'un mu bütün Van Gogh'un hayır ha, Van Gogh'un yani dinle kutsalla o kadar güçlü bir ilişki kurmuş ki tabii. Hayatını bir döneminde. Hani siz hayatınızın bir döneminde böyle bir ilişki kurduğunuzda sonraki dönemde bundan bağımsız hareket edemezsiniz. Yani sırtınızı bile dönseniz bağımlısınızdır ona. Yani Eliot'un çok güzel bir sözü var usta. Büyük sanatkar diyor dinle geçimi, dinle teması çok büyük olan sanatkardır diyor. Yani onunla teması çok yakın olan sanatkardır diyor. Bu vardır. James Joyce'da vardır mesela. Bunu da biliyorsunuz bir okuluna gönderiyorlar. Evet, Rahip okuluna gönderiyorlar. Evet. Ve orada yaşadığı şeyler... O sanatçının genç bir adam olarak portresi onu anlatır mesela. Bütün hayatını etkiliyor. Yani bu olmamış gibi davranamıyor. Arthur Rimbaud öyle yani tabii. Aslında kiliselerin kapısında Tanrı öldü falan diye yazmaların sebebi ne? Yani o sonuçta bir dinle mücadele. Bir yani. Kavramla alakalı bir şey yapabilir miyim? Van Gogh sekülerleştirilemez diye düşünüyorum. Çünkü aslında seküler teknik olarak şu anlama gelir. İşte bir ruhban sınıfı var ya. Bir ruhban sınıfı dediğimiz bir sınıf var. Bir de bu ruhban sınıfından olmadığı halde yani papaz değil, başka bir din görevi falan yok. Olmadığı halde kiliseye devam eden insanlara seküler diyoruz biz. Teknik olarak seküler tabirinin karşılığı budur. Van Gogh muhtemelen o ilk çocukluk yaşlarının verdiği kırgınlıkla belki kiliseye devam etmemiş olabilir. O yüzden seküler demeyelim. O zaman karşıya öyle yazalım. Van Gogh sekülerleştirilemez. Seküler değildi. Kiliseye gitmiyordu. Latife tabii. Ya şimdi şöyle, sadece hani çocukluk döneminde değil, çok sonrasında bu adam hani simsarlık yapıyor. Simsarlık sonrasında ruhban sınıfına dahil olup misyonerlik dediğimiz bir süreci var. Tabii. Yani kocaman adamken ve işi o kadar ileriye götürüyor ki bağlı bulunduğu kilise diyor ki lütfen misyonerliği bırak. Çünkü sen bizim sistemimize zarar veriyorsun diyorlar. Yani niye? Kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplar yani orada niye, bile belli. Yani. Niye Van Gogh'un en güzel tarafı, en güçlü tarafı o. Yaptığı her şeyde sonuna kadar gidiyor. Yani sonuna kadar gidiyor. O kadar ki o misyonerlikte üzerine giydiği kıyafetleri bile yoksullarla paylaşarak o kilisenin otoritesini, karizmasını adeta sarsacak bir noktaya taşıyor. Onun üzerine zaten bir nevi atıyorlar onu, istifasını istiyorlar. Bir de yani Van Gogh dediğimiz adam dahi. Yani 30 yaşında eline fırça alıyor. Ondan önce hiçbir resim eğitimi almamış. Ve 37'de ölüyor. Yani bütün bu bildiğimiz resimleri 7 yıl içerisinde. 7 yani muazzam bir şey. Burada bir konu daha var. Hani dedik ya dini çıkarırsak sanat tarihi olmaz diye. Yani sanatçının yüksek bir din duygusu olduğunu iddia ediyor. Yok İsmail hayır. Yani. Ben onu bir şöyle de anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi diyelim ki dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir entelektüel, bugünkü bildiğimiz anlamda
laik eğitim kurumları yok zaten o zaman. Eğitim, mesela diyelim ki zengin bir babanız var ya da bir aristokrat bir aileye mensupsunuz. Bir eğitimden geçiyorsunuz. Evet. Bu eğitimin büyükçe bir kısmı zaten kilise kökenli. Herhangi bir üniversite bile olsa bir kere Latince öğreniyorsunuz. O dilin içerisinde gizlenen kodları alıyorsunuz filan. Yani bir sanatçı düşünelim ki bu yüzyıllar boyunca dünyanın herhangi bir yerinde, Batı dünyasının ya da her neyse, bir şekilde bir dini müesseseyle dil olarak, mantık olarak temas etmeden yetişmiş olsun yani. Yani kendisini en fazla ona karşı konumlandırabilir ama neticede bir kimliği belirleyen şey o kimliğin kendisi olduğu gibi kendisini karşı, ona karşı olarak konumlandırdığı şeydir de yani. Dolayısıyla çok önemli bir nokta. Ya yani. Batı tecrübesinin, Batı düşüncesinin, Batı sanatının dinden kurtulmaya çalışma dediğimiz bir serüveni evet. var. Ve o bu modern çok, sanatta mı oluyor İsmail Peki? Modern sanatta bile olmuyor. Aslında çok daha yeni. Yani çağdaş sanatla bunun gerçekleştiğini belki söyleyebiliriz. Modern sanatla çünkü kırılmalar söz konusu olmaya başlıyor. Ama hani birden mümkün değil. İşte mesela Nietzsche için ben hep söylerim bunu. Yani Nietzsche Tanrı öldü sözünün sahibidir. Fakat Tanrı'yı öldürmüş birisi değildir. Bu zaten benim söylediğim bir şey değil. Hani hep birlikte Tanrı'yı öldürdük diyor Nietzsche. Ama ben daha ötesinde bir şey söylüyorum. Bence Tanrı'ya inanıyordu yani Nietzsche. Çünkü Nietzsche gibi bir adamın ilahi boyutla ilişki içerisine girmemesini benim hafızalam almıyor ki. Onun Ecce Homo isimli eserinin bir yerinde ben Tanrı'ya inandığını, yani gerçekten sağlam, tabii oradaki sağlam inanç bizim anladığımız anlamda bir sağlam inanç da olmayabilir. Ya da şöyle diyelim, Hristiyanlığın tanrısıyla bir mücadelesi var. Tabii ki bir hesaplaşma. Lazım. Zaten Deccal biliyorsunuz kitabında hani İslam'a övgüler yağdırırken Hristiyanlığa bir lanet söz konusu. Yani Hristiyanlığın sunduğu İsa, yani yeryüzüne inmiş tanrı motifiyle bu zekaların, yani Arthur Rimbaud'dan Nietzsche'ye kadar, oradan modern sanatın bütün dehalarına kadar bir problemleri var, bir sorunları var. Yani esas sorun burayla alakalı. Şey bizde var ya, melamet meşrep diyoruz. Ben de Nietzsche'nin melamet meşrep olduğunu düşünüyorum. Yani. Ya işte 90'larda Hazreti Nietzsche falan diyen abilerimiz vardı hocam. Ya yani öyle zamanlar yaşadık oluyor. Şöyle yani ben şöyle yorumluyorum onun tecrübesini. Ya inanmayı o kadar çok istiyor ki yani hani. Çok doğru bir şey söylüyor ama gerçekten inanmayı çok isteyen nasıl inanayım için. Diyor tamam mı? Yani buna hani, nasıl inanayım? Ya arkadaş bu çarpık düzene. Ya aynen öyle nasıl inanayım? Ya bunun çatışmasını bence çok doğru bir şey söylüyorsun. Çok devamlı. Şey söylüyorsun. Ki Cemil Meriç'in kitabın hangisinde hatırlamıyorum. Şöyle bir cümle geçer. Ben o cümleyle Nietzsche'yi özdeşleştiriyorum. Allah'a inanmak için iki kolumu kestirebilirdim diyor. Ya. Yani Nietzsche böyle bir adam yani inanmayı ki Bakunin'in bu Tanrı ve Devlet kitabı. O da çok güzel kitaptır. O da yıllar önce okuduğumuz. O kitabı okuduğumda. Bu arada çok tehlikeli bir kitap. Şöyle, yani inancı sağlam bir şekilde oturmamış kitabın bir, tehlikelisi olmadı. Bir insanın için çok tehlikeli bir kitap. Çünkü onun İslamcı damarları şu an şey yapıyor. Evet, yok, İslamcı damar derken hani bir Müslüman olarak sonuçta bakıyorsunuz, okuyorsunuz. İki şey hasıl oldu bende kitabı bitirdiğimde. Bir, müthiş bir hayranlık. Çünkü adam davasına o kadar güzel sarılmış ve reddiyesini o kadar iyi kurmuş ki metinde. İkincisi de acıdım mesela adama. Yazık dedim ya. Yani İslam'la müşerref olmadan gitmiş yani. Bir kayıp dedim. Hatta sonrasında şunu söyledim kendi kendime. Keşke Müslüman olsaydı Ömer etkisi yapardı dedim. Tamam mı? Yani Hazreti Ömer'in Bakunin için söylüyorsun bunu değil mi? Evet, Bakunin için. Yani İslam'a girdiği zaman nasıl böyle Mekke sokaklarında hani duydunuz mu Ömer Müslüman olmuş diye bir fısıltı yayılıyor. Ya Bakunin Müslüman olsaydı müthiş bir şey kazanırdık yani hani. Bu arkadaşa oradan 40 kese altın getirin, 40 da sopa vurun der gibi bir şey yani. Aynen kabiliyetini öyle. Çok önemsiz bir konuda harcamış gibi. Ya çünkü şimdi Tanrı ve Devlet'te işte kiliseyi reddediyor ama aslında kilise yerine dini koymuş. Tamam mı? Parantez açarsak o kilise ve... İşte doğru bir çeviriyle onu öyle edisyondan geçirse aslında iyi bir çevirmen böyle çok daha rahat okuyabilirdik o ya kitabı. O işte şöyle var kitapta kurgu. Reddediyor bir önce, sonrası alternatifini sunuyor ama diyor ki yani doğrusu budur. Şimdi Bakunin'in doğrusu budur derken ne ortaya koyduysa ben Müslüman olarak bakıyorum. Abi bizde daha güzeli var. Ha, o zaman yani. Abi şunu tamam, soracağız. Yani. Ateist birisini bulursak sen hangi dinin ateistisin diye soracağız. Evet öyle bir şey yani, var. Kesinlikle. Yani. Bakunin bizi oraya yönlendiriyor. O zaman bunu da KC olarak yazabiliriz. Sen hangi dinin ateistisin? Ateist bulursak eğer.
Şimdi... Burada bir şey arkadaşlar şaka yapıyorlar. Diyorlar ki tamam diyor hani inanmıyorsun birçok şeye ama şeytanın varlığına nasıl inanmazsın yani? Ya. Ya onu böyle çok sevdiğim bir Arif abimiz şöyle söylerdi. Şimdi bu işte tasavvufta biliyorsunuz hani dinle pardon tasavvufta hani yaratıcıyla mürit arasında mürşit imajı vardır ya. Hani modern din tartışmalarında ya yaratıcıyla kul arasında kimse girmemeli falan gibi öyle hani şeyler söylenir, tartışmalar vardır. Bu Arif abimiz de şöyle derdi, ulan derdi yaratıcıyla kul arasında şeytan giriyor da bir mürşit mi girmesin derdi. Yani bu kadar mı olur derdi onun gibi. Evet, yani evet burayı anladık gibi abi. Sonra bu çağdaş sanat diyorsunuz ki o dinle kavga etme. Orada şimdi şöyle bir şey var İbrahim'cim. Hamilik diye bir kavram var. Evet. Yani hami demek değil, patron. Bir sanatçısın orta çağda, 14. yüzyılda, sponsor 15. yüzyılda. Senin bir hamin var, bir patronun var. Diyor ki, al kardeşim burada takıl. Neye ihtiyacın var? Boya mı? Asistan mı? İşte kökler mi? Bana pigmentler mi? Bana bir stüdyo vesaire lazım. Bana şu tarz eserler yap. Benim namıma, benim için falanca kiliseye bir fresk yap. Mesela örnekler verebilir misin? Hani... Ya Leonardo da Vinci. Mesela işte Batı'yı gezmiş tabii olanlar ki onları görüp böyle Michelangelo bloklar çekiyorlar, ahlar vahlar ediyorlar ya ha, o tabloların yani arasında. Yani bütün bu büyük sanatçıların hamileri var. Ve bu hamiler kilise. Yani büyük çoğunlukla kilise. Daha sonradan işte kapitalizm, sermaye birikimi vesaire bunlarla aileler, bireyler güçlenip burjuva sınıfı oluşmaya başladıkça zaten sanattaki kırılmalar başlıyor. Ama temelde kilise. Vatikan. Kilise çok zengin tabii o zaman. Tabii ki bütün para orada. Şimdi 20. yüzyıla geldiğimizde kilisenin hakimiyeti, zenginliği azalıp şirketler, kişiler daha da zengin olduğu için bu sefer sanatçılar gene aynı bağımlılıkla işler üretiyorlar ama daha görünmez bu insanlar. Yani o zenginler gene siparişleri veriyor ama sanatçı bazen bu işte bugünün imkanlarından dolayı o siparişi aldığının bile farkında değil. Tabii. Yani tamamen dışarıdan bir takım yönlendirmelerle zaten bir takım eserler üretiyor. Ve onu da zaten almak isteyen ilk başta alıyor. Alıyor diyorsun. Ne yapıyor çağdaş sanat? İşte ne diyor? İşte bir takım çok fazla kullanılan temalar var çağdaş sanatta. Yani işin nedir daha böyle kavramsal nedir boyutuyla alakalı. Çevre felaketleri, küresel... Ya da şöyle konuşalım mı? Şey, klasik sanatla çağdaş sanatı ayıran fark ne? Yani mesela birkaç şeyden mesela yola çıksanız... Şöyle, yani çağdaş sanatı görünce ortalama bir izleyici, bunu ben de yaparım diyorsa o çağdaş sanatı. Çok iyi tanır ya. Çok iyi tanır. Ötekinde, o adam ne yapmış ya filan, baksana nasıl çizmiş. O yani, daha klasik bir başka yani kriter de şu olabilir. Mesela sanatçıya eseriyle ilgili bir soru soruyorsunuz. Burada ne kastettin diye soruyorsunuz. O bir cevap veriyor diyelim. Hmm. Başka bir ortamda aynı sanatçıya aynı eseriyle ilgili o soruyu sordunuz eğer farklı bir cevap veriyorsa orada çağdaş sanat söz konusudur. Yani ortak duruma göre diyorsun yerine. Duruma göre, bakışına göre. Şimdi ya, bir sanatçı arkadaşla geziyoruz. Evet. İstanbul Bienali'nde yurt dışından gelmiş. Tam böyle onun eserinin önüne gittik. Ben oralardaydım galiba. Onun eserinin önüne gittik. O sırada da görevde rehber var. Birilerine eseri anlatıyor. Şimdi arkadaş dinle dedin. Bu çok güzelmiş dedi. Ben de böyle anlatayım bundan sonra. Çok ben de hiç böyle bakmamıştım. İşte. Yani şöyle mi diyoruz hocam? Çağdaş sanat yorumu açık. Klasik abi, sanat gördüğümüzde şaşkınlık içerisinde ya, kaldığımız eserdir. Gibi. Oraya geçmeden yok. No. Peki. No. Yani bu kadar keskin ayrımlar sanatta asla yoktur. Mesela ben ilkesel olarak şuna karşı bir insanım. İşte sanatı böyle dönemlere ayırıyoruz yani barok sanatıdır, efendim manieristir falan filan. Yani bunlar tamamen sanat tarihiyle ilgili kurgusal aslında çalışmaların neticesi olarak var. Sanat tarihi dediğimizde zaten 19. yüzyılda aynen ortaya öyle çıkmış yani, bir disiplin. Yani şimdi biz dünkü çocuk. Yani Rönesans, hani baktığımızda Rönesans diye tarihine bir dönemden bahsediyoruz ama Rönesans'a biz 19. yüzyılda Rönesans biz bile demedik. Yani Jakob Burckhardt'ın o İtalya'da Rönesans kültürü diye bir kitabı var. Sonrasında insanlar hani Rönesans diye dillendirmeye başladılar. O yüzden böyle keskin ayrımlar kesinlikle söz konusu değil. Kim yaparsa yapsın, burada esas olan şey eserin karşısına geçen kişinin esere getirdikleri, o getirdikleri üzerinden eserle girdiği ilişki. Temas, ilişki. Yani örnek vereyim.
Şimdi benim galeride İlhami Atalay'ın o muhteşem beyin tablosu var. Yani o beyin tablosunun hikaye, bir sürü hikayesi var, tamam mı? Gelenleri anlatıyoruz, ediyoruz falan. Geçen de Ukraynalı bir yazılımcı girdi, geziyor galeriyi, durdu şimdi eserin karşısında. Zaten eser her geleni bir çarpıyor, şöyle bir silkeliyor. Durdu. Dedi ki, bence bu sanatçının otoportresidir dedi. Enteresan. Allah Allah dedim, ilk etapta ya, hiç öyle düşünmemiştim. Sonra, gittikten sonra tekrar metin okur gibi tek tek beynin etrafındaki o kesret alemini inceledik. Adam haklı çıktı. Çünkü İlhami Atalay'ın hayatından... Ukrayna'dan bir adam haklı çıktı. Yani hayatından birçok an, isim oraya ince ince döşenmiş, tamam mı? Yani burada eserle ilişkiye giren kişinin ilişkisi hususidir, özeldir. Ve o ilişkide ortaya çıkan sonuç bağımsız bir sonuçtur. Ve kimsenin herhangi bir sanat hislerini kayıtlaması dediğimiz, sınırlaması dediğimiz bir şey söz konusu değil. Sebebi de bence ilahi boyutla girdiği ilişki. Ya hele hele başyapıtlar için bu kesinlikle böyledir. Ya başyapıt dediğiniz şey ortaya çıkarken sanatçının kullandığı malzemeyle girdiği ilişkiden bütün o hayatı ve birikimi, üstüne bir de o işte ilahi boyutla girdiği ilişki. Şimdi Paganini'ye soruyorlar, hani başarınızın sırları nelerdir? 3 tane diyor. Bir, çalışmak. 2, yalnızlık. Önemli bir şey. Yalınlaşmak çünkü gerekir. 3, dua diyor. Yani hani şimdi duayı çıkardığınız anda diğer ikisi sizi büyük sanatçı yapmaya büyük ihtimalle yetmez. O yüzden bu tür keskin ayrımlar yapılıyor ama evet, ben diyorsunuz. Çok da katılmıyorum. Bakınız ben burada... Pardon, çok kısa bir şey söyleyeceğim. O yani çalışmak, yalnızlık ve dua. İşte Vincent van Gogh'tan bahsettik ya. Onun en verimli olduğu dönem akıl hastanesinde geçirdiği o bir yıl. O sarıları hep o dönem mi yapmış? O dönemde yani? 150'ye yakın tablo yapıyor. Çünkü dışarıdan hiçbir uyarana maruz kalmıyor. Yalnız. Evet. İstediği kadar çalışabiliyor. Uyanık olduğu her dönem çalışıyor. Ve dua ediyor. Yani ve ortaya. Sanatla dua ediyor yani, değil evet, mi? Evet. Tabii. Pardon üstadım, buyurun lafınızı kesin. Bakınız ben burada bir çağdaş sanat eseri ortaya çıkardım. Tabii. Burada tabii bunu yaparken... Sanatçı ne demek istemiş? Sanatçı ne demek istemiş olabilir burada? Kanaatiniz nedir? Şapka takmış bir adam. İşte. Var oradan işte? Rene Magritte biz gideriz yani. Gideriz. Halbuki ben aslında şunu demek istedim. Bu bardak artık boş. Bunu tazeleyelim. Tazeleyelim. Çaylar bitti, tazeleyelim. Evet, rejimiz mesajı almıştır. Şimdi klasik sanat ve çağdaş sanatla ilgili... Ayrımlarla ilgili hani çok tatlı iki yorum oldu. Ya tabii bunlar hani çok kaba ve biraz şey, kıraathane şeyi. Evet, kıraathane yani burada. Ya biz de kıraathane işlettiğimiz için. Dost meclisinde yani, konuşuyoruz. Şöyle ama benim oradaki aslında bakış açım şuydu. Yani ben de mesela hani sanattan çok anlamayan birisi olduğum halde baktığımda ya bu diyorum klasik sanat, bu diyorum modern. Ben hepsini modern diyorum. Modern, öyle ayırabiliyorum yani. Ya burada ben aklıma takılan bir şeyi sormak istiyorum. Yıllar önceydi zannediyorum Yıldız Sarayı'nda İranlı ressamların bir sergisi vardı. Tabii o zaman çok küçüğüz yani genciz. Bu soyut düşünme yeteneğimiz gelişmişse bile farkına değiliz. Gittik neyse bir odada, bir fuayede çeşitli eserler var. Bunlardan hepsine tek tek bakıyorum. Anlayacağım bir şey çıkmıyor eserlerin hiçbirinden. Bazılarına böyle camlar yapıştırılmış filan. Belli belirsiz şekiller var. Aa bak burada bir tane kadın silüeti var gibi filan diyorum ama kadın silüetine de benzemiyor. Öbür tarafta bir şey var flu gibi. Flu bir şey yani. Sonra orada başında bekleyen kişiye sordum. Yani ressam dedim burada ne anlatmak istemiş acaba gibi bir soru sordum. O da bu çok zor dedim ben anlayamıyorum. Zaten anlaşılmak istemiyor dedi ressam. Şimdi ben otomatikmen düşündüm tabii çıktım oradan filan Yıldız Parkı'nda oturuyorum. Bir insan anlaşılmak istemiyorsa özellikle böyle bir kaygısı yoksa. Niye bu resmi yaptı? Hayır yapsın. Kendi eğlence hobi olarak yapsın. Niye sergiliyor? Şöyle bir şey söyleyebilirim belki. Yani yapsın eğlensin kendi kendine. Boş zamanlarını yine yapsın ama yine, niye bunu önümüze neden sergiliyor yani? Şimdi sanatçı bir şey anlattırabilir, anlatabilir. Ama aynı zamanda hissettirebilir de. Yani
Çünkü sadece akılla değil, kalple, hisle de alakalı bir durum söz konusu, sanat söz konusu olduğunda. Yani sadece bizi düşünmeye sevk etmez, bir mesaj vermez, bir şey hissettirmek ister. Yani Malev için siyah kare tablosu, değil mi? Simsiyah bir şey, kare. Bir şey anlatmıyor ama hissettiriyor, değil mi? O karanlığı, o içindeki sıkıntıyı, yaşadığı bunalımı, ama altına sanatçının, o ressamın imzasını attığında bir şey hissettiriyor. Yani o ressamla alakalı bir, tabii onu biz bir galeride yani ya da bir yerde bir şey sergilenir biçimde gördüğümüzde bir bütünün bize parçası olduğunda bir anlam ifade ediyor. Tabii yani bunu sanat eseri olarak baktığımızda sanat eseri olarak kabul edebiliyoruz. Yoksa o yüzden çağdaş sanatla peki buna kim karar veriyor? Sen, ben oraya da bir parantez muhalif açmak peki istiyorum. Muhalif değil de aslında muhalif. Neden hep bir şey biraz anlamak zorundayız ki? Yani sanat çok eserinin... Bence en güzel yer burası. Sanat eserinin onunla ilişkiye girdiğinizde anlamak zorunda oluşuna ben insanın itiraz ediyorum. Yani herhangi bir sanat eseri için diyorsunuz ya, bunu değil mi? Yani hem şöyle, resim, karşınızda, şiir, müzik. Karşınızda Kitab-ı Mukaddes'ten bir sahne varsa, sahne betimlenmişse, orada anlamanız gereken bir şey vardır. Niye? Çünkü onu yapan zaten propagandist bir amaçta yaptığı için... Evet. Yani size bir şey anlatıyor, onun üzerinden de kiliseye bir davet, inanca bir tekit durumu söz konusu. Orada, pardon İsmail, evet, çok kısa bir parantez açacağım. Ama mesela bizim için, Türkiye'de yaşayan ortalama bir insan için, o resimlerde ne anlattığını, çünkü biz orada anlatılan İncil'deki bütün kıssaları bilmiyoruz değil mi? Öyle bir eğitimimiz yok, öyle bir altyapımız yok. O yüzden bize çok bir şey ifade etmeyebilir o resimler. Evet. Ama zaten orada, bizim için yapılmadı. Tabii ki bizim için yapılmadı ve bize de hitap etmiyor aslında. Ama biz bunun altyapısını biliyorsak orada ne anlatıldığının farkına varıyoruz. Yani orada ölü bir balık ya da bir kuzu gördüğümüzde onun İsa Aleyhisselam'a dair hadi bir oradan çıkalım, imge olduğunu oradan biliyoruz. Çıkalım, oradan hı-hı çıkalım. O tip dini semboller, simgeler o, yok. Çıkmayalım abi. Hayır, evet, yani evet, çıkalım derken o yani şeyden eğlenceli çıkalım diyorum. İmajlardan değiştirerek ilerleyelim. Hadi İncil'e dair bir anlatım yok. Yani dini bir anlatım yok. Yine bizim sanatı anlamakla kurduğumuz ilişkinin şeyi ne olmalı? Çapı, duruşu, yani biz sanat eserinden sadece hislerimlerle mi sanat eserine yaklaşacağız? Mesela şöyle, biliyorsunuz klasik müzikte bir deneme metodu vardır. Yani Vivaldi'nin dört mevsimini size dinletirler, dört ayrı eseri. Hangisi kış, hangisi yaz, hangisi sonbahar, ilkbahar? Genelde ortalama insanlar, hani klasik bilir, müzikle de hiçbir bağı olmayan insanlar, birisinde böyle rap rap sesler geliyorsa anlar ki o fırtına, kış falan. Birisi böyle uysaldır, böyle bir insanı hafif rahatlatır değil mi? Onun yaz ilkbahar olduğunu. Yani dolayısıyla bir anlamaya dair diyelim bir şeye yaklaştırır sizi. Tavra yaklaştırır. Ama işte İsmail Bey diyor ya, illaki anlamak zorunda mıyız eseri? Dolayısıyla sanat eserine baktığımızda bizim duruşumuz ne? Hoşlanmak, anlamak, güzel şeyler hissetmek, kötü şeyler hissetmek, bize bir rüya halini çağrıştırması, anladığımız kadarıyla birçok duyguyla bizi hemhal etmesi. Böyle midir yani sanata bizim bakışımız? Öyle ama işte biraz peki da hangi sanat eserine baktığımız da önemli. Peki. Yani Vatikan'daki müzeleri gezerken başka bir şey, başka bir yaklaşım sergiliyoruz. Louvre Müzesi'ni gezerken başka bir yaklaşım. Ya mesela bu aynı zamanda şunun gibi de. Bir plazaya girerken başka türlü giriyorsun, camiye girerken başka türlü giriyorsun. Değil mi? Ben somut bir örnekle bunu örneklemek isterim. Şimdi hani galeride Hikmet Barutçigil'in büyük boyutlu bir eseri var. Zuhurat sanatı olarak ifade eder hoca Ebru sanatını. Hikmet Barutçigil'in Ebru sanatçısı olduğunu belirtelim. Ki aynen. Orada sonuçta soyut bir akış var eserde. Sadece saka kuşunun başı var bir yerde, bir noktada. Figüratif olarak görebileceğiniz tek şey. Onun dışında hani affedersiniz ama anlayacağınız hiçbir şey yok eserde. Ama galeriye girenler de o eser karşısında verilen çok farklı tepkiler var. Birçok insan biliyorum yanından sadece şöyle geçiyor. Hmm. Geçen o sokaktaki dövme işi yapan, dövme sanatçısı olarak kendini tanımlayan her tarafı dövmeli bir tane çocuk açılış günü geldi. Hikmet Hoca'nın o eseri karşısında çocuk irkildi, şöyle bir titredi. Yani hatta şöyle dedi, biz de kendimize sanatçı diyoruz dedi. Şimdi ya arkadaş, baktığında ne görüyorsun aslında? Adam çok güzel kuş yapmış. Yani orada gördüğü kuşu belki görmedi bile. Evet, ama beni de aynı şekilde etkiliyor çünkü o eser. O yüzden
Yani anlamanızı gerektiren bir şey yoktur çoğu sanat eseri için. Orada ilişkiye girebilip girememenizle ilgili tamam. Bir durum. Abi şimdi tamam anladım. Yani şimdi, atmosfer kuruyor abi. Yok ben şimdi tabii ben hani bunu merakım zahil olsun diye soruyorum. Şimdi bendeniz bir koleksiyonerim. Henüz bir şey almadım ama yani iyi niyetlerim var bu konuyla ilgili. İyi bir niyet koleksiyonu. Bir yolda ilerliyorsunuz. Henüz tam satın alacağım bir eseri bulamadım diyelim. Latif olsun diye söylüyorum. Yani bir esere biraz sanat ekonomisine doğru geçelim diye böyle yavaş yavaş taşıyorum oraya doğru. Yani ben bir karşıma bir tablo diyelim ki aldım. Ben bununla bir nasıl ilişki kurayım, bu bana nasıl hissettiriyor falan diye buna para verir miyim? Vermem yani. O zaman bu sanatın işte bu ekonomik değerini belirleyen şey... Bir tane alacaksan ona göre yaparsın. Yani şöyle, ömrü hayatında bir tane tablo alacaksın. Onu sana ne hissettirdiğini, değil mi? Yani çalışma odanda, salonunda muhtemelen... nerede duracaksa. Hani ya ben bu resmin karşısında 6 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl geçirir miyim? Bu bir. İki, ekonomisine geldiğimizde şöyle bir şey var. Yani ekonomisine geldiğimizde bir tane almıyorsun evet. tablo. Daha fazla alıyorsun. Yani bu arkadaş, bu sanatçı henüz keşfedilmedi, yeterli değil. Yakında da ölebilir. Buna yatırım yapalım falan diye alırsak kendimizi ya kazançlı hissederiz ya da kandırılmış hissederiz. Ben bir örnekle yine buna cevap vermek istiyorum. Ali Yezid Begoviç. Bilge Kral lakaplı. Gerçi Hakan abinin o taktığı bir lakap. Aliye'nin duyduğunda hoşlanmadığı bir lakap ama hani bilgelikle krallık birleşecekse son yüzyılda herhalde Aliye üzerinde birleşirdi. Yani bunda herkes mutabıktır. Onun modern sanatta girdiği ilişki çok özeldir. Yani Doğu ve Batı arasında İslam'da sanat bölümü vardır. Oradaki tahlilleri inanılmaz iyidir. Ve o çok fazla modern sanat galerisine giren, giden, sergileri ziyaret eden ve sergilerden çıktıktan sonra saatlerce üzerine düşünen birisi. Bu kendisinin yazdıkları üzerinden söylediğim şeyler. Kızıyla arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Bu savaşın şiddetli olduğu dönemlerde hani Bosna'nın kaderi nasıl olacak sorusunu kızıyla konuşurlarken kızına, çünkü kızı şöyle bir düşünceye sahip. Müslümanlar, Hırvatlar ve Sırplar kesin olarak birbirinden ayrılacak. Bunlar müstakil birer devlet olacak. Buradan ancak bu şekilde çıkabiliriz diyor bu cendereden. Aliye ise itiraz ediyor, hayır diyor. Bosna'nın kaderi bu şekilde olamaz. Bosna çünkü diyor tarih boyunca farklı etnik kökene, dine, milliyete sahip insanların bir arada barış içerisinde yaşadığı bir yerdir. Dolayısıyla Bosna'nın kaderi böyle olmaya devam edecektir diyor ve bunu neyle açıklıyor kızına biliyor musunuz? Tam karşısında Polo'nun bir tablosu var. O Polo'nun hani işte çok grift diyebileceğimiz, iç içe geçmiş, karmaşık, kaotik. Bak diyor mesela karşındaki tabloya. Ne görüyorsun? Burada bir kaos var değil mi diyor. Ama diyor aynı zamanda burada müthiş bir uyum da var diyor. Bir düzen de var diyor. Dolayısıyla yani Bosna'nın kaderini Polo'nun bir tablosuyla kızına izah ediyor, açıklıyor. Yani... sanat eserinin bulunduğu ortamda icra ettiği görev ve anlamlar o kişinin, tekrar söylüyorum, o eserle girdiği ilişkili. O yüzden hani bir eser satın alacaksanız o eser sizi zaten çarpar. Önce bir içine alır, sizi içinde yoğurur ve siz ekonomik gücünüzü el veriyorsa o esere mutlaka sahip olmak istersiniz zaten. Ki hani hasbelkader benim bugüne kadar aldığım tablolarda hep böyle oldu. Yani hani ben ona sahip olmalıyım. Bu tabii ki illa ilerebet sizde olacak anlamında değil. Bana göre bir noktadan sonra neye sahip olursanız olun ondan vazgeçebilmeniz de gerekir. Çünkü hayat devamlı yenilenir ve sizin de aslında devamlı kendinizi yenilediğiniz için eserleriniz de yenilemeniz ve o eserden aldıklarınızı bir başkasına verecekleri üzerinden de bir devir teslim dediğimiz şeyin de gerçekleşmesi gerekir. Böylece de aslında hani dünyanın geçiciliği, insanın ve her şeyin geçiciliği üzerinden de hani bir esere illa benim olacak
ya benimsin ya kara toprağın gibi bir olmaz. Yaklaşımla yaklaşılmasında. Seviyorsan bırak gitsin. Evet. Peki şimdi burada şöyle, eser alırken hani ben neye dikkat ediyorum mesela, evet. Ne yapıyorum? Bir, kendi yaşıtım olan ve benden daha genç olanlara bakıyorum. Zaten bir koleksiyonerin yapması gereken şeylerden bir tanesi o. Biz hani sonuçta aşırı zengin bir hayatımız yok. Maddi olarak kendi açımdan bahsediyorum. Ay, aşırı değil, az zengin bile yok yani. Yani sonuçta sanat eseri satın alabiliyorsan demek ki yani ortalamanın biraz üzerindesindir yani. Burada işte yaşıtlarıma bakıyorum ve çünkü onlar daha nasıl diyeyim alınabilir, benim için erişilebilir bir şey oluyor onların fiyatları. Bir de işte online müzayedelerde hoşuma giden, daha sonra bu değerlenebilir dediğim, çok beğenmesem bile, yani mesela belki duvarıma sürekli asma ihtiyacı duymayacağım ama yani çocuklara, torunlara bir yatırım olsun diye alınabilecek şeyler ufak tefek var. Şeyler de alıyorum. Ben bir şey soracağım. Çok güzel, aram çok var. Güzel bir konu. Yani ben bu koleksiyon meselesini konuşalım istiyorum ama bir ara vaktine doğru geldik. Tamam. Sevgili dostlar, kısa bir ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti. Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı. Medeniyetimizi inşa eden nesil nasıl bir bilgi sistemi inşa ettiler? Modern dünyada bilmekle olmak özdeş değil. İslam medeniyetinin otantik bilgi sistemini yeniden ihya etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimizle irtibat, hak ve hakikatle irtibat anlamına gelir. Yeni bir varlık düzeni, yeni bir hayat tarzı ortaya çıkıyor. Açık Medeniyet, Profesör Doktor Recep Şentürk ve Profesör Doktor Tahsin Görgün'ün katkılarıyla bu akşam 23'te Wow TV'de. Önce kalem vardı, sonra mürekkep. Duygular mürekkep oldu, tane tane damladı. Kendi kelimelerini kendi üreten bir dil var. Kültür bir alışveriş olayıdır. Daha çok bilenler eminim daha çok fark edeceklerdir. Fark ediş beraberinde bir sürur, neşe getirir. Kelime sadece bir harf değişikliği mi yoksa bu anlamsal bir tercih mi? Önemli olan bu okuma zevkini vermesi. Sunulanları da hemen olduğu gibi çektik. Yazma eserler tamamen ortaya çıkartılmış değil. Zihinsel süreçlerinizden ve tecrübenizden geçerek ortaya dökülen düşünceler. Profesör Doktor İsmail Güleç'in sunumuyla Mürekkep Damlaları. Yarın 20'de Wow TV'de. Bu Kur'an İnsanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Wow Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Wow Radyo, Kur'an'ın sesi. Tamam, siz bir şey diyordunuz, tam orada kalmıştık. Şimdi yine benim merak ettiğim konulardan birisi, abi sanat simsarlığı, spekülatörleri falan diyoruz ya. Şimdi sizler ikiniz de sanat eleştirmenisiniz abi. Bu sahanızda bir otoritesiniz. Estağfurullah. Biz de üstadımla ikimiz de gazeteciyiz. Uzun zamandır kıraathane işletiyoruz burada. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onun dışında kalan zamanlarda da işte o gazetelerle falan alakadarız. Ben şunlara çok şahit oldum. Yani bu PR, sanatçıların yaptığı PR çalışmaların bir eserin piyasa değerinin belirlenmesinde etkili olduğunu gördüm. Yani şimdi isim vermeyeyim, söz hakkı doğmasın diye, cevap hakkı doğar. Onu değerlendirmemiz lazım. Fakat çeşitli sanatçılar vardı mesela.
gazetecileri toplar toplar seyahate götürürlerdi. Basın seyahati dediğimiz. Onları bir yerlerde ağırlarlardı. Memleketlerine götürürlerdi filan. Onlara güzel yemekler yedirirlerdi. İşte ortam hazırlarlardı vesaire. O günlerde diyelim ki bir yerde bir bienal olacak ya da bir sergi olacak. Birden haberler çıkmaya başlardı. Yani işte bu bienalde en yüksek fiyata satılması beklenen eser falancanın bilmem nesi filan diye. Ya sonra hakikaten de olurdu. Yani bunu iki türlü izah edebiliriz. Birincisi o eser gerçekten o bekleniyordu. Çok yüksek fiyata satılması. İkincisi bu beklenti medya tarafından oluşturuldu ki ikincisi çok mümkün. Ya da ne oluyor? Dünyadaki prestijli bienallerine Venedik Bienali. Gidiyor mesela bu sanatçı dostumuz. Venedik Bienali'nde bienal sahasının dışında. Bienale çünkü davet edilmemiş. İyice cevap hakkı doğacak detaylar vermeye başladın sen. Devam et. Ama isim vermiyor. Yani sonuçta tabii isim yani vermiyor. Gidiyor oraya en yakın yerden bulabildiği bir daireyi diyelim ki kiralıyor. Sonra Venedik Bienali'ne katılan sanatçıyım diye. Tek sanatçı falan diye böyle değişik pazarlama çalışmalarını. Halbuki reddedilenler salonunda. Tabii. Orada bile değil. Pazarlama çalışmalarının bir eserin fiyatının en azından geçici olarak belirlenmesinde etkisi oluyor mu? Geçici değil, daimi olarak da etkisi var. Misin? Tabii ki. Şimdi şöyle, dünyanın şu an paha biçilemeyen, en bilinen, hakkında en fazla akademik yazı yazılmış, en fazla taklidi yapılmış, ne bileyim en fazla hakkında şarkı yazılmış. Evet, evet. Ney? Mona Lisa. Mona Lisa. Değil mi? Mona Lisa dediğimiz 20. yüzyılın başında Louvre'da yer alan alelade sıradan bir tablo. Yani tamam Leonardo da Vinci'nin. Gerçekten öyle ama yani. Alelade şöyle, bir tablo. Şimdi Mona Lisa tablosu çalınıyor. Ve çalındı. Yaklaşık 48 saat sonra fark ediliyor. O kadar değersiz yani. O kadar değersiz. Hani şimdi müzelere gittiğimizde görüyoruz değil mi? İşte üniversite öğrencileri eskiz çıkartıyorlar evet. Tablolardan. Şimdi bir genç üniversite öğrencisi gidiyor. Eskiz yapacak Mona Lisa'nın eskizini. Bakıyor yok. O sırada işte fotoğraflama, kataloglar vesaire oluşturuluyor. Tablolar gidiyor, geliyor filan. Neyse diyor. Ertesi gün tekrar geliyor. Ya diyor dün geldim yoktu Mona Lisa. Bugün de yok. Ne zaman geri gelecek? Bir bakıyorlar ki çalınmış. Çok iyi. Ve Fransızlar öyle bir kampanya yapıyor ki bunun fotoğrafları her yere düşüyor. Hmm. Yani ciklet kağıdından tut, ne bileyim tütün paketlerine kadar. Her yerde Mona Lisa'nın resmi var ve o anda Mona Lisa dünyanın en fazla reprodüksiyonu yapılmış sanat eseri oluyor. Bir sanat eserini değerli kılan şeylerin başında bilinirliği geliyor. Yani reprodüksiyon dediğimiz onun kopyası. Tabii fotoğrafı çekilmiş, yayılmış. Şimdi bu Mona Lisa. Diğer çok bilinen tablo ne? Munch'un çığlık tablosu. Evet. İki kez evet. Çalındı. Çalındığı için bir tantana oluyor. Mesela, ben galeriye hırsız mı soksam acaba? O zaman uygun bir fiyat karşılığında bu işi yaparız. Mesela. Sizin galeriye bir gece girelim. Kıraathanemizin tabii tablo bölümü eksik tabii. Şu anda. Başka bir örnek vereyim. Getirip diye buraya asalım. Skandalı büyütelim yani. Başka bir örnek vereyim. İlla çalınması gerekmiyor. Leonardo da Vinci'ye atfedilen Salvador Munti tablosu. Evet. Kimi sanat tarihçileri ve Leonardo da Vinci uzmanları bunun Leonardo da Vinci'ye ait olmadığını söylüyor ama genel kanaat Leonardo da Vinci'ye ait olduğu ve işte 437 milyon mu 487 milyon dolara mı ne satıldı komisyonlarıyla vesaire. Şimdi bu satıldığı anda bütün haber bültenlerine haber olarak girdi mi? Herkes bunu gördü mü? Bütün gazetelere haber olarak girdi mi? Değil mi? Ne oldu? Eseri herkes biliyor artık. Hmm. Demek ki eser değerlendi. Ne yaptılar? Bunlar birazcık da alanlar böyle uyanık. Uyanık olduğu için kafaları da az buçuk çalışıyor. Gerçi o kadar fiyata almaları o kadar da çalışmıyor olabilir. Evet, Tonga'ya düşmelerinden sebep o sanat piyasası ve spekülasyonlara güzel bir örnektir bu. Eseri o tarihten beri görmedik. Sürekli basın aracılığıyla işte bilmem ne Suudi Prensi'nin yatında sergileniyor diye haber çıkar. Ondan sonra bilmem nerede imiş diye haber çıkar. İşte Louvre'daki Leonardo da Vinci
sergisine kabul edilmemiş diye haber çıkar. Bunları hep kendileri yapıyorlar benim şahsi kanaatim. Yani sürekli diri tutuyorlar o yokluğun, kendisinin tablonu kendisini görmüyoruz ya, onun yokluğunun getirdiği bir şöhret oluşuyor. Mesela belgeseller çekildi bu tabloyla alakalı. 3-4 tane uluslararası, işte Fransızlar çekti, İtalyanlar çekti, Kanadalılar çekti. 3-4 tane belgesel çekildi ve işte uluslararası film festivallerinde vesaire gösterildi. Bu belgesellerde tablo yok tabii. Tabii yok. Yani çıkarken de tablonun kendisi gelmedi oraya. Tabii. Bak, satışa çıkarken de tablonun kendisi gelmedi. İmajı geldi. Ve yani... Yani işte buradan biz anlıyoruz ki... 20. yüzyılın başında işte 50 sterline falan almış ilk alan. Buradan biz anlıyoruz ki böyle bir tablo aslında olmasa bile değerli yani. Böyle bir tablo yok diye düşünelim. Sadece bir imajı var. Sansasyonu var. Yani değil mi? Tabii. İzafi değer yani. Bu bir izafi değer. Bir de mesela şimdi kesinlikle izafi sanatçılarla yani. Alakalı, günümüzde yaşayan sanatçılarla alakalı, mesela onların değeriyle alakalı. Şimdi bizde tabii sistem öyle işlemiyor ama Avrupa'ya, Amerika'ya o sanatın ekonomisinin daha yoğun bir şekilde döndüğü ve adı konmamış kuralların işlediği yerlerde şimdi bir sanatçının bir galerisi var. Sanatçıyı o temsil ediyor. Yani bizde öyle değil. Sanatçı bugün bir eseri bu galeride çıkar, yarın öbür gün öteki galeride çıkabilir. Yani bizde birazcık daha esnek. O kuralların ve işte biraz daha oturmamışlıkla alakalı. Şimdi galeri sanatçının değerinin asla düşmemesi için çabalıyor. Ne yapıyor? Şimdi diyelim ki bilinen bir sanatçı Damien Hirst. Şimdi bunun eserleri milyonlarca dolara satılıyor ve diyelim ki müzayedede bir eseri satılacak. Galeri o müzayedeye girer. Eğer ki tahmin edilenden daha düşüğe satılacaksa daha yüksek fiyatı verir ve o eseri satın alır. Böylelikle sanatçının piyasa değerini yukarıda tutar. Çünkü yukarıya doğru gider sanatçının şeyi aşağı doğru gitmeye başladığı zaman o koleksiyonerler daha çok yatırım için aldıkları için düşüyor diye herkes birden satmaya başlar. Böylelikle piyasada çok fazla eseri olunca sanatçının ne olur fiyatı iyice dibe düşer. Buna bir örnek vereceğim. İşte İlhami Atalay ressam. Yani yaşayan bana göre en önemli ressamlardan bir tanesi. Fakat piyasası düşüktür. Hani hak ettiğine kıyasla, ortaya koyduğu işlere kıyasla piyasası düşük, hatta çok düşüktür. 4-5 sene önceydi galiba. Ben şöyle bir şey söylemiştim. Bir kişi çıksa İlhami Atalay'ın iç harp tablosu ile ilgili 1 milyon lira verse ve 1 milyon liraya bu eser satılsa, sonra da bunu çarşaf çarşaf haberlerini yapsak, o zaman demiştim işte İlhami Atalay'ı herkes tanır ve birden İlhami Atalay'ın hak ettiği rakamlara ulaşması söz konusu olabilir ki dedim sonrasında. Satılmasa bile aslında 1 milyon liraya. Yani hani haber bunun haberi yapılsa, gerçekte böyle bir el değiştirme olmasa ya da olmuş gibi gösterilse o zaman işin rengi değişir. İlhami Atalay'ın buna ihtiyacı var demiştim. Bu şekilde işler Samet'in örneğini verdiği üzere, örneklerini verdiği üzere bu şekilde yürüyor. Yoksa hani işte benim galerimde Düzce'li bir tane genç bir çocuk var. Bende bir iki tane işi var. Yani her görenin içine alan, her görenin bayıldığı küçük çapta işler ama gerçekten yöntem olarak da farklı bir yöntem kullandığı iyi işler. Ama onun eserlerini siz çok çok ucuza temin edebilirsiniz. Ben onlardan bir tanesini 1 milyona alayım diyorum. Ama yani iş kalitesi itibariyle ya da karşısına geçen insanlarda uyandıracağı etkinin çok tartışmalı olacağı, belki bir kısım insanı yakalayacak ama bir kısım insanı tamamen boşta bırakacak sanatçıların, bazı sanatçıların işleri ise inanılmaz yüksek fiyatlara bugün alıcı buluyor. Ya buradaki etki, parametreler, şunlar bunlar çok çok, çok farklı. Farklı. O zaman somut birini sorayım. Niye Osman Hamdi Bey'in tabloları pahalı yani? Ama o çok normal. Yani orada devreye giren çok fazla şey var. Ya birincisi resim, batılı anlamda resmin olmadığı bir yerde icat çıkaran bir adam Osman Hamdi. İki, batılıların oryantalist resimlerine karşı da aynı zamanda bir karşı duruş. Şimdi
oryantalist bir ressamdır Osman Hamdi. Fakat Batılılara eser yapmıştır. Mesela çokça kaçırdığımız bir noktadır bu. Biz Samet'te bunları hep anlattık, konuştuk. Osman Hamdi kesinlikle Türklere, yani Osmanlılara resim yapmış birisi değildir. Tabii tamamen yani, Türkiye'de sergilensin, yani, ya Osmanlı'da sergilensin diye bir derdi yok. Asla. Öyle bir düşüncesi de yok. Öyle bir düşüncesi öyle yok. Bir şeyin olabileceğini de düşünmüyor aynen zaten. Aynen öyle. Arkeolog değil mi normalde mesleği? Yani arkeolog tarafı da var. Aynı zamanda ressam. Yani bir dönem öyle bir çılgınlık yapıyorlar ki Sultanahmet'in bile şeyini sökmeye çalışıyorlardı. Öyle projeleri falan var. Minberini mi tepesini söküp sergilemeyi öyle bir... Sultanahmet'in müzeye çevrilmesi. Ha, müzeye çevrilmesi için böyle garip garip teoriler falan da geliştiriyorlar yani. Yani o dönemdeki Cemil Topuzlu Paşa'nın 1929 yılında yayınlanmış İstanbul'u modernleştirme üzerine bir şeyi var. Fasikül halinde yayınlanmış. Yani ben onu gördüğümde iyi ki bu adama izin verilmemiş dedim. Yani İstanbul'u şimdi mahvolmuş diyoruz. O zamandan daha hakikaten işi bitmiş olacakmış yani Cemil Topuzlu Paşa. Ya belli olmaz o. Alternatif tarih yazımı diye bir şey var ya. Hani şu olsaydı şöyle olurdu evet. gibi. Yok yok. Onu kestiremeyebiliriz. Görselleriyle hazırladığı tamam. için orada Cemil Topuzlu. O olacaktı mesela da ondan sonra belki ne bileyim gökdelenler olmayacaktı İstanbul'da. O da olabilir. Yani hani öyle ihtimaller olduğu için ona dair kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu bitmeyen bir tartışmadır. Meşhur demir yolu yapılırken Sirkeci'ye hatların gelebilmesi için bir kısmının saraydan geçmesi lazım. Hmm. Abdülaziz memleketime tren yolu yapılsın da gerekirse bir sırtımdan. Rivayete göre sırtımdan, diğer rivayete göre yatak odasından geçsin demiş. Bu o zaman tabii büyük bir özveri, idealist bir yaklaşım olarak algılanmış. Fakat Turgut Cansever'e baktığınız zaman bunun büyük bir hata olduğunu söylüyor. Ama dünyada hiçbir örneği de yoktur. Yani evet. Sağ olsun tek bizdedir sarayın bahçesinden tren yolunun geçmesi. Yani o tren yolu hattının geçişi sadece sarayla ilgili değil. İşte Koca Mustafa Paşa, can kurtaran Yenikapı, o bölgedeki o elit dediğimiz yerleşimin tamamen yok olmasına sebep olmuştur. Tabii. Yani oradaki insanlar, konaklarda yaşayan insanlar oradan kaçmışlardır mesela. Yani bu hakikaten... İşte demirden korkup trene binmişler. Yani o demir yolunun hikayesi bir bütün olarak çok acayip bir hikayedir. Bizimkiler işte ıslahat fermanından sonra filan demir yolu yaptırmaya karar veriyorlar ama işte Anadolu'da yapılan ilk demir yolları İngilizlerin sömürgelere yaptığı yöntemle yapılıyor. İşte kilometre garantisi var, şu var, bu var. Birkaç yüklenici firma vazgeçince bunlar Viyana'ya gidiyorlar. Davut Paşa var o zaman. Hatta Ziya Paşa'nın söylediğine göre bu tür mukavelatlar rüşvet adeti böylece zuhur etmiştir denilen hikaye. Baron Hirsch diye birini buluyorlar. Baron Hirsch bilahare uluslararası Siyonizmin en önemli destekçilerinden birisi olacak özellikle Güney Amerika'da. Fakat çok acayip bir hikaye yani. İşte Novi ile Banaluka arasında bir hattı alelacele açıp 40 kilometrelik hattı 102 kilometre yapıp Avusturya borsasına açılıyor. Sonra sürekli mukavelenin şartlarının değiştirilmesini istiyor. Göstermelik olarak işte Sirkeci'ye gelen bir hattı açıyor. Hep acayip olaylar oluyor Rumeli Demiryolları hikayesinde. Yani zaten uğraşıyoruz, didiniyoruz. 2000 kilometreden fazla demiryolu yapıyoruz. Bunun 1/6 biri filan Cumhuriyet kurulduğunda ancak elimizde kalıyor. Fakat oradan şey yapalım abi. Şimdi bir de tabii o demiryollarında yani Nuri Demir Ağa'nın çok tabii. büyük katkısı var Cumhuriyet döneminde ve onun en büyük ideali biliyorsun yani iki yakayı birleştirecek bir şey yapmak, bir köprü yapmak yani. Biraz önce ilk bölümde konuşurken biraz yarım kalmıştı sanatla kurduğumuz ilişki, sanat eseriyle. Yani benim sanatla girdiğim ilişki şu şekilde, hani ortaokulda söylediğim hiç kitap okuyan birisi değilim, yaprak dökümünden bahsettik. Benim bir avantajım herhalde terzi çocuğu olmam diye düşünüyorum. Yani terzilik insanoğlunun en eski mesleklerinden bir tanesi. Peygamber mesleği. Kesinlikle öyle. Evet. İdris Peygamber İdris ya da Hermes işte burada devreye girer. İngilizce'deki dress kelimesi de biliyorsunuz İdris'ten gelir. Velhasıl hani terzi çocuğu olduğunuzda sizin bir şekilde kumaşla bir şeyi güzel olarak ortaya koymakla ilişkiniz söz konusu. Bir de hani insanın yaratılışından getirdiği şeyler vardır. İşte ortaokulda ben hiç kitap okumuyordum ama kılık kıyafetine, giyimine falan çok düşkün. Aile arasında da lakabı süslü kokona olan
bir çocuktum. Sonra işte lisedir, üniversiteye geldiğimizde Ali Şeriyeti'nin Sanat isimli bir kitabı. Farsça hüner, Türkçe'ye sanat şeklinde çevrilmiş. O kitap iki bölümden oluşur. İlk bölüm kendisinin Mısırlı bir sanat eleştirmeninin yazdığı metni Farsça'ya çevirdiği ve onun önüne de mukaddime olarak kendisinin yazdığı bir metin, iki bölüm. Yani Ali Şeriyeti'nin yazdığı o bölümü okuduğumda ben çok etkilendim. Çünkü orada acayip afili tespitler ve tanımlar vardı. Bir tanım şöyleydi mesela. Sanat var olandan var olmayana kaçıştır. Yani şimdi abi var olan ne, var olmayan ne? Oradan tabii Sartre'a gidiyorsunuz. Çünkü Sartre'ın öğrencisi aynı zamanda. Evet. Hani tanım öyle bir tanım ki hem kendi geleneğinize gidiyorsunuz hem de çok çağdaş bir tanım o tanım. İşte bir yerde şöyle diyor. Din kapı ise sanat penceredir diyor mesela. Hadi buyur buradan. Metaforlar. Böyle metaforlar. Beni o kadar etkiledi ki sonrasında tiyatroya çok özel bir vurgusu vardır. Ve sanatın ne kadar önemli olduğunu orada. Ben ilk Ali Şeriyeti'de gördüm. Sonra başka isimleri okumaya başlıyorsunuz. Ama Gombir ile falan benim tanışmam çok sonra oldu. Daha ziyade ben kuramsal metinlerle haşır neşir oldum. Ve sonrasında artık yazmaya, sanatla ilgili tanımlar yapmaya başladım ki hiç unutmam. Ağrı'da askeriz, cephanelikte gece nöbetindeyiz. AMM olarak, ani müdahale mangası. Ben oturmuşum ajandama... Hakim olmadığım, bilmediğim terminolojiler. Tamam. Hayır, onun dışında ben İsmail Üstad'ı saçsız düşünemiyorum askerden falan diye şimdi. Ya onu da anlatayım kısaca. Yani Ağrı'da ben saçımla gittim. Yani yolda işte jandarmalar, inzibat falan filan... durdurmasın, beni şeye almasınlar diye. Biliyorsunuz konvoy halinde teslim söz konusu oluyordu. Normal vatandaş gibi gittim ve orada teslim olmadan önce berbere girdim. Hiç unutmam, böyle aynanın karşısına geçtiğimde, oturduğumda şu cümleyi kurdum. Bu güzelliğe kıyılır mı ya? Ve saçlar gittiğinde korkunç görünüyordum kendimce. Neyse, nereden? Nöbet ani müdahale mangası. Orada ben ajandama 3 tane sanatla ilgili tanım yazdığımı hatırlıyorum. Bir tanesi de şuydu mesela. Sanat düşsel aforizmalar zinciridir. Öyle bir tanım yapmıştım. Sonra işte gerçek hayatta 4 yıl boyunca yazdığım süre içerisinde sanatla ilgili bazı yazılar da kaleme aldım. Derken yani ben sanat tarihi okuyayım dedim. Sebebi de şu, ama hani ihtiyacım yok aslında. Alaylı olarak yaşamak istiyorum ama yani Türkiye'de yaşadığınız bazı problemler var. Bir tanesi şu, diploma dediğiniz şey önemli. Yani önem veriliyor. Bir de diplomanın önemli olmasından ziyade benim şöyle bir engelim var. Ben ilahiyatçıyım, tamam mı? Yani hani sanattan konuşmaya başladığınızda şöyle bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz, kalıyorsunuz. Abi sen ilahiyatçısın ya, hani dincisin sen, ne işin olur sanatla demesinler diye... Kapak olsun diye biraz da aslında sanat tarihi okumaya karar verdim. İşte imam hatipli olduğumuz için katsayı engeli söz konusu. O engel kalktıktan sonra 3 gün işte çalıştım sınava. 4 gün değil yani, 3 gün. Ve iyi de bir puan aldım, hani derece yaptım. 50 puanın üstünde alarak bölümün tek tercih yaptım, girdim. Girdim ama 2 hafta gittikten sonra, işte Türkiye'de sanat tarihi okumak, onu konuşmalıyız dedim. 2 hafta gittikten sonra 2 yıl okulu bıraktım. Çünkü baktım öğrencilere çoğu sanat tarihine gelmek istemeyip de sanat tarihine gelmiş. Kalan kısmı da... 4 yıl üniversite okumak kalan için. Kalan kısmı da belirli beklentilerle gelmiş ama beklediğini bulamamış. Onlardan oluşuyor. Hocalar da... öğrencileri görüyorlar, kim olduklarını, seviyesini, ilgili ve beklentilerini. Onlara göre bir sistem kurulmuş. Dedim ki ben burada ne yapacağım, yani ben ne alacağım ki buradan deyip bıraktım. İşte eşim sonra beni ikna etti. Dedi ki ya bari diplomayı al. Zaten diploma için girdin. Ve diplomayı bir şekilde sonrasında sınavlara giderek falan aldık. Ondan sonra da artık... daha yoğun bir şekilde aslında sanatla. Yani ruh beruya gelen süreç başlamış oldu. Aslında öyle. Yani buradan tabii Samet'e gelmek gerekiyor. Çok çünkü iyi Samet... olur.
Samet. Yani Samet'le girdiğimiz bizim ilişki ve onunla birlikte yaptığımız ya, şeyler. Bakıyorum. Şeyde haber merkezinde falan çalışır mısın? Böyle gazete bloğu geliyor yani. Her gün gazetelere bakıyorum. Ya Diriliş Postası diye bir gazetede birisi böyle tam sayfa sanatla alakalı yazılar yazıyor. İsim de yabancı gelmiyor lan. Ben bir yerden hatırlıyorum bu ismi falan. Sonra gerçek hayat vesaire falan oradan. Bir gün aradım. Dedim ki ya selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Samet Karagöz. Bir kahve içelim diye İsmail'i aradım. İşte bu incelikler kalmadı artık üstadım, görüyorsun. Evet. Ya bu çok eski değil ya. Hala incelikler devam ediyor lütfen. Gerçekten yani. Büyük bizde bir var. İncelik bu arada. Yani Samet'le biz çünkü hiçbir yerde karşılaşmamıştık. Evet. Denk gelmemişiz yani. Hayır abi, böyle takdir etme, merak etme incelikleri kalmadı yani. Eyvallah. Ondan sonra işte mesela Beyaz Küp'ün içinde diye yanlış hatırlamıyorsam öyle bir yazısı vardı. Çok böyle dikkatimi çekti. Ondan sonra girdim web sitesinden diğerlerini okudum filan. Sonra oturduk, muhabbet ettik. Şey yaptık. Dedim ya bu yazılar heba olmasın. Bunları kitap yapmak lazım. Sonra işte İsmail'in Sanat Yahu. Onu da gösterelim şöyle. İsim. Hatta yani, ben göstereyim. Kitabı ortaya çıktı. İsmail Erdoğan'ın Sanat Yahu kitabı. Çok Şule güzel. Yayınlarından. Görüyoruz değil mi sevgili yönetmenim? Evet, şimdi göreceğiz. Yani bu kitabın arkasındaki... Bu kitaptaki yazılar gerçek hayattaki yazılar mı? Sadece orada değil. Birçok farklı mecrada yazılmış yazıların bir araya gelmesiyle evet. Oluştu. Yani Samet'in çok çok büyük emeği var. Hani editoryal işlerin de üstlendi ama onun öncesinde hani bir fikir olarak ben bir şekilde kitaplaştırırız. O beyni okurdu, soktum. Yani onu şey yapmaya başladı yani. Kemirmeye başladı. Bunlardan tohum, kitap olur tohum mu? Tohum ekildi. Tabii yani o zaman içerisinde de böyle bir eser ortaya çıkmış oldu. Benim de işte biraz katkım olduysa ne mutlu bana. Ama yani ben konu başlığına bakınca kitaptaki gerçekten çok kışkırtıcı ve çok merak uyandırıcı konu başlıkları. Mesela sanat neye yarar? Sanat mı, zanaat mı? Kim bilir doğrusunu? Atomistik ya da tevhidi sanat, felsefesiz sanatın, sanat eğitiminin için nasıl, şeylerin pornografisi, ifsat edici değil, ıslah edici sanat, dışa değil, içe dönük sanat. Çarpıcı. Yani gerçekten çok hani merakımı celbetti. Göz terbiyesi, bunu programdan önce de konuşmuştuk. Dolayısıyla hani bu kitabı okumam gerekiyor imiş. Gözümü terbiye etmek için mümkünse bir sanat eseriyle hiçbir sanat eseriyle ilişki kurmamaya çalışıyorum. Ondan sonra da mesela İsmail'le şeye başladık. Yani çalışmaya. Ne dedik ya, insanlar Türkiye'de bir klasik anlamdaki Batı resmine baktığın zaman anlayamıyorlar ya, demin bahsettik. Ama anlamak isteyenler de var. Ya onlara bir yardımcı olalım, biz bir yol gösterelim evet. diye konferanslara başladık. O da şöyle başladı, onu anlatayım. Şimdi ben İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aynı zamanda koordinatörüm. Yani orada İstanbul Öğretmen Akademileri dediğimiz bir birim var. Çok aktif çalışan. Oradaki akademilerin kurucularından ve Sanat Akademisi'nin kurucusuyum. Sanat Akademisi adı altında işte sanatın bütün tarihini ama işte içinde mimari de var, edebiyat da var, sinema da var. Ben öyle bir müfredat hazırladım. Son konulardan bir tanesi modern ve çağdaş sanat. Ya diyorum ben bunu kiminle konuşacağım? Çünkü her hafta bir konu kalıyorum ben, moderatörlük yapıyorum. Yani kiminle konuşabilirim? Samet Karagöz tabii ki. Ben tabii ki. Önce Samet'e bunu söyledim. Samet ilk başta biraz böyle bir çekimser oldu. Ya uzun... Şeyi sevmiyorum çünkü. Çok yani sev... Kalabalığın karşısında aynen konuşmayı öyle, sevmiyorum. Tam olarak ya şimdi böyle. Televizyonda rahatsın. İzleyiciyi hocam, görmüyorsun. Göz göze burada, gelmiyorsun. Evet. Orada birisi esnemiyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya esniyorsa tabii. Bile sen görmüyorsun yani. Sıkıldığını mesela bir insanın gördüğünde senin de otomatik olarak motivasyonun düşüyor. Sonuçta evet. Tiyatrocu değiliz, stand-upçı değiliz yani. Onun bir yöntemi var. Sanırım bir arkadaşınızla seçiyorsun. Arkadaşınızla birlikte gidiyorsunuz. O da sizi büyük bir alakayla dinliyor. Siz de bütün bir seyahat şey boyunca, konferans boyunca onu anlatıyorsunuz. Sadece ona bakıyorsunuz. Tabii. Ya sonra Samet'i ikna ettim ve yaptık biz bir program. Programdan sonra dedi ki ya bu bayağı güzel oldu yani, hani biz bunu daha da zenginleştirelim, çoğaltalım, üzerine biraz çalışalım derken bilmiyorum ama yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek de yapılmamış şeyleri gerçekten biz Samet'le. Yani 30 haftalık bütün resmin hikayesini ki masaya yani yatırdığımız. Mağaradaki resimlerden başlayıp emojilere kadar bir çok iyi, çok resim iyi. Tarihi anlattık. Ve bu çok sivil zor bir şey. Sivil tabii. Bir üniversite bir anlamda değil mi? Çeşitli ve yerlerde yaptınız tabii bunu. Ki, tabii İşin ki. İşin daha güzel tarafı bunları en azından bir kısmını internette bulabiliyoruz. Evet, YouTube'da evet. Bir kısmı var. Çok hala devam eden de var. Şimdi mesela yeni bir... Çünkü
Şimdi bunu yapıyorsunuz, sanatçıları tek tek anlatıyorsunuz. Bu bir seri olabilir. Akımları anlatabilirsiniz. Tabi o da bir seri olabilir. Şimdi bunları yaptık. Çoğu da YouTube'da var. Kendimizi tekrar etmenin manası da yok. Evet. Vaktimiz de kıymetli. Bunları her birine tekrar tekrar hazırlanmanız da gerekiyor. İster istemez. Bilgilerinizi tazelemeniz gerekiyor. Hangi resimden bahsedeceksiniz onun üzerine biraz daha tekrar bir kafa yorup bir şeyi atlamamak adına. Şimdi yeni bir seriye hazırlanıyoruz İsmail'le. Yani daha nedir? Tam netleşmedi ama renk bilgisi. Oo. Ama şöyle değil. Resimdeki renk değil sadece. Sosyoloji, antropoloji, çok edebiyat, güzel. Sinema, resim, din, yani teoloji. Kur'an-ı Kerim'de hangi renkler geçiyor? İncil'de hangi renk geçiyor? Zebur'da hangi renk geçiyor? Ve bunları karşılaştırmak. Renk dediğimiz şey nedir? Niçin bizim şeylerde hayatımızda bu kadar önemlidir? Efendime söyleyeyim, siyah ve beyaz renk midir mesela? Yani burada renk midir hakikaten? Yani renk yani midir siyah ve beyaz? Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bu sırasından şiirden hareket edersek renktir. Tabii ki yani bir renk, o yani renk olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben rengi o, var. O şeyleri de hiç böyle işte şu renkti, bu bilmem şuydu, bu renk abi ben muhatap oluyorum ona ya. Yani ya mesela turkuaz diye bir renk var adam, değil adam mi? Adam siyah tişört giymiş. O da beyaz tişört giymiş yani. Gayet de renk çok basit gibi gelecek ama evet, bunu çok böyle iş teknik boyutu üzerinden değerlendirmenin çok da sağlıklı sonuçlar doğurduğunu düşünmüyorum. Fakat şöyle bir zorluk yok mu orada? Mesela fotoğrafçı arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman söylerler. İnsan gözü biliyorsunuz kusurlu. Ama mesela baktık bir bahçeye, biz yeşil görüyoruz ya. En fazla biraz açık, biraz koyu yeşil görüyoruz. Fakat teknik olarak değerlendirdiğimizde orada binlerce yeşil var aslında. Hepsi birbirinden farklı. Belki buna ton diyebiliriz, ayrı bir şey. Hı hı. Yani böyle bir zorluk yok şimdi mu? Şimdi şöyle, galerinin açılışında sokağın sanatçılarından 3 tanesi geldiler. Bir tanesi bu ışık meselesi üzerine bayağı bir kafa takmış. Hatta uluslararası anlamda yaptığı araştırmalar neticesinde falan filan bayağı bir merhalede kat etmiş. Ve dedi ki işte bizdeki birçok böyle sanat mekanının, galerinin ışığı yanlıştır dedi. Sizinki de yanlış dedi. Tamam mı? Işığı dediği bu eserlere yansıttığınız aydınlatma. Tabii ki yani oradaki renkle ilgili, benim kullandığım renkle ilgili onun artık tonu demeyeyim. Çünkü ben sarı rengi sevdiğim için yani istediğim atmosferi oluşturmak için benim sarıyı kullanmam gerekiyordu. Beyazı değil. Beyaz iyi bir sonuç verebilirdi ama o kişi aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olduğu için meseleyi o kadar teknik ve kendi özelinden bakıyor ki ve burada işte beyazı kullanmalıydınız çünkü ben diyor fotoğrafı çekerken istediğim sonucu, daha doğala yakın sonucu ancak böyle elde ederdim dedi. Ben orada bir şey söylemedim. Aa doğrudur, haklısınız falan ama ya ben orada fotoğraf çekilmesi için eser koymadım ya da böyle bir mekan üretmedim. Benim kafamda tasarladığım bir atmosfer vardı ve onu oluşturmak için bazı tercihlerde bulundum. Dolayısıyla hani bu tür sınırlamaları da biraz esnetmek gerektiğini, yararlı biraz olabilir, daha rahat olmak. Yani bence o dostumuz sizinle yakınlık kurmak istemiş. Bazı insanların yöntemi budur biliyorsunuz. Eleştiriyle başlarlar. Bu yanlış filan diyerek. Bazı insanlar da ne güzel olmuş diyerek. Sağ olsun yani ne diyelim. Eyvallah. Peki bu galerinin hikayesi nasıl başladı? Şimdi şöyle. Samet'le birçok şey yaptık. Ben münferit olarak yine birçok şey yaptım yıllar yılı. Fakat bu ülkedeki temel sorunlarımızdan biri gene şu. Sürdürülebilirlik. Yani güzel bir şey yapıyorsunuz. Ama devamı yok. Ben çok farklı işte vakıflar, özel kurumlar, tüzel mekanlarda bu tür şeyleri yaptım. Ama sonunda şöyle bir yere vardım. Yani bir adres olmalı, ortak bir nokta kurumsallaşma olmalı. Ve sizin orada yaptığınız şeyleri hem sürdürülebilir kılmanız hem de bir atölye çalışmasında, bir akademi bağlamında birileriyle ilişki içerisine girdiğinizde o bittiği zaman o insanlarla ilişkinizde bitmemeli. Yani bir şekilde mekan üzerinden o devam etmeli. Çünkü alıyorsunuz, bir yere getiriyorsunuz,
Sonra dünyaya adeta salıyorsunuz. Ne sizden haberi var, ne sizin ondan haberiniz var. Bu çok sağlıklı bir sonuç doğurmuyor bana kalırsa. O yüzden hani bir ekol oluşturmak istiyorsanız okul diyebileceğiniz bir şeye, bir alana, bir merkeze, bir adrese ihtiyacınız var. Ve bu noktada benim birkaç sene önce aslında bir adımım oldu. Üç arkadaş olarak biz Kuzguncuk'ta, İstanbul'da yine Kuzguncuk'ta bir yerde galeri açmayı planladık ama bir Laz müteahhite denk geldik tabiri caizse mal sahibi olarak ve kesinlikle söylediği rakamdan hiç inmedi. Ben de bir nevi bunu işaret olarak kabul edip vazgeçtim o işten. Sonrasında pandemi döneminde şöyle bir şeyi gözlemledim. Ya birçok sanatçı var, genç arkadaş, mezun, bir arayış içerisindeler, mekana ihtiyaçları var. Kendilerini, eserlerini sergileyecekleri, ilham alacakları ve ilham verecekleri. Yani bir sinerji ortamının oluşması, bir yere aidiyet hissetme, onun üzerinden sanatsal varoluşunu gerçekleştirme adına bir yere ihtiyaç olduğunu tekrar tekrar düşündüm. Ve bir sabah bir galeri açmalıyım. Yani gerçekten böyle bir şekilde uyandım. Ama pandemi var. Yani hani pandemide bir sanat galerisi açmak hemen hemen herkese göre çok saçma. Arkadaşlar bu Rubero'dan görüntüler vardı. Onları verebilir miyiz? Şu an orayı konuşuyoruz. Evet. Öyle bir yatırım ama ben bu fikirle uyandığımda bu sefer araştırmaya giriştim. Nerede açmalıyım? Olmuş. Yani nerede olmalı? Nasıl olmalı? Kimlerle olmalı? Bunu kafamda yoğurmaya başladıktan sonra işte... Bu senin galeriden şeyler. Evet, mekan arayışı içerisine girdim. Üç tane yer belirledim. Bir Üsküdar, iki Sultanahmet, üç Galata, Pera. Üsküdar'ı kendimce bazı sebeplerden dolayı eledim. Sultanahmet özellikle ekonomik gerekçelerle eledim. Çünkü orada çok pahalı kiralar. Galata... Hakikaten çok farklı kültüre, kodlara sahip insanların bir arada olduğu, benim de aslında biraz yabancısı olduğum bir bölgeydi. İçimden bir his, bir düşünce bunun en doğru adresinin orası olduğu üzerine şekillendi ve işte sahibinden .com. Bir yerden bir site bir bulup yerleştik diyorsunuz. Evet, bakmaya başladım ve bugünkü galeri ilk baktığım mekandır. O mekanı gördükten sonra, o sokağı beğendikten sonra dedim burasıdır. Onun üzerine de işte kendimce bu mekan nasıl dönüştürülebilir, en güzel hale getirilebilir diye 1,5-2 ay boyunca hiç çivi dahi çakmadan bir sürü dostumu oraya getirerek, yani mimarı, iç mimarı, sanatçısı, şu tasarımcısı falan... Burayı nasıl dönüştürebiliriz, burayı gerçekten nasıl güzel bir mekan yapabiliriz araştırması içerisine girdikten sonra belirli sonuçlara varıp kararlar alıp adımımızı attık. Ama pandemi tabii çok yavaşlattı. Yani düşünün COVID geçirdiğim bir dönem, ardından hemen kapanma dönemi o 17 günlük derken benim bir ay evden çıkamadığım bir dönem oldu. Bütün bunlar bir şimdi araya... Şimdi açık herhalde Rubero. Evet. Ve orada başka faaliyetler de olacak mı peki? Sanat galerisinin haricinde. Yani butik çalışmalar olacak. Hmm. Seminer, söyleşi, workshop, atölye çalışması gibi şeyler olacak. Üç tane sacayak üzerine aslında kurguluyoruz mekanı. Ama benim asıl amacım insanları, güzel insanları bir araya getirmek. Yani orada bir sinerji ortamı oluşturmak. Birbirimizden beslenmek, birbirimizi beslemek ve ileriye dönük olarak hani bana işte bazıları şey diyor, hocam işte bir manifesto ile çıkalım falan filan diyor. Ben de hep dedim ki kimle çıkacağız manifesto ile? Yani şimdi empresyonizm çıkmış bir manifesto ile. Niye? Ya arkadaş kim yok ki yani? Dönemin önemli sanatçıları. Yani sadece Monet ve Manet'i yeter. Yani hani başka kimseye gerek yok. O Dadaistler şeylere, direklere dergi yapıştıran ondan mıydı? Hani böyle ya, bir manifest sorunu yayarken Paris'te. Evet. Böyle bir şey de olabilir mi sanki? Yani. Ya şimdi onun yaymanın çok yolu var da yani manifesto, nasıl bir şey yapacaksın yani? Büyülü bir kelime ya. Evet, gerçi çok doğru. Havalı. Evet, çok havalı bir kelime. Çok havalı bir kelime ama arkasını dolduramadığınız sürece balona dönüşüyor tabii, ondan sonra. Doğru, yani ufak doğru. Bir... dolayısıyla sizin
bir sanatçı kitlesini oluşturmanız lazım. Türkiye'de sanatla ilgili en temel sorunlardan biri kuram boyutudur. Yani bu ülkede sanatla iştigal edenlerin bana göre yani çoğu neyle iştigal ettiğinin bile pek de farkında değil. Şimdi yani resim olarak anladığımızda, tamam mı? Bu dediğine çok katılmıyorum ama mesela geleneksel sanatlarla uğraşanlar, hat, tesip, ebru, bunu klasik manada yapanların çok daha fazla o kurama dair kafa yormaları gerektiğini ve bilgi sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Orada mesela şöyle de bir sıkıntı var. Biz bu klasik sanatları, işte kimisi geleneksel diyor, kimisi gelenekli vesaire, nasıl dersek diyelim fark etmez. Yani ne söylediğimiz anlaşıldığı müddetçe önemli değil. Sadece bir plastik değer olarak yaklaşabiliyor muyuz? Yani bir resme nasıl yaklaşıyorsak, aynı şekilde bir hat tablosu, hat levhasına yaklaşabiliyor muyuz? Ya da bir tesip eserine ya da bir ebruya, bir resme yaklaştığımız gibi yaklaşabiliyor muyuz? Yoksa onu daha böyle dondurulmuş, geleneksel formların içine, geleneksel normların içine hapsedilmiş bir şey olarak algılayıp öyle mi bakıyoruz? Resimle ilgili de şöyle bir şey var ama orada bir parantez açacağım. Evet, dediği doğru. Hani geleneksele kıyasla çağdaş sanatla resimle ilgilenenler işin o bilgi boyutuna biraz daha vakıflar. Fakat orada da şöyle bir problem devreye giriyor. Ben bunu galeri sürecinde çünkü çok yaşadım. Biliyor ama bildiği şey yanlış. Yani hani bildiğini hiç sorgulamamış. Belirli ezberler var. Onları almış, onları satıyor. Yani benim mesela sokağın... Ya şimdi o, pardon İsmail ya, o ezberler dediğin işte temeli bu. Temeli o temeli ama bu işte... Yani hani yani sonuçta buradaki ezber metinler abi, anlatabiliyor ama muyum? Ama işte bu kitap da çok problemli bir tabii kitap. Tabii ki yani doğuya dair yani bir şey söylemiyor. İslam sanatına dair toplasanız 6 sayfa var. Onda da zaten İran minyatürü güzellemesi var. 1-2 tane halı falan var. Hepsi bu. Yani onun dışında İslam sanatı yok. Gombiri'nin sanatının ölçüsüne bu şeyleri dair. Hat... Eserlerini filan optik art diye satamaz mıyız abi yani? Ya hop art diyeceğiz. Bak işte böyle. Ya biz hat eserlerinin her yapmıyorum. Türlü ve her çağda normalde gideri cevap hakkı doğar. Sessiz kaldı. Burada peki Yusuf'un tamamlı bir şey soracağım. Abi ya... İslam sanatı diyorsunuz yani. Bu İslam sanatı diye bir şey var mı yani? Şimdi zaten gelen kişilerin hani biraz böyle sanat konuşmaya başladığımızda böyle hele hele İslam sanatı mevzusu devreye girdiğinde çoğu şunu söylüyor. Hani İslam sanata mani zaten falan filan. Evet. Şimdi bunu diyenlere direkt sorduğum bazı sorular var. Abi diyorum sen hiç Endülüs'e gittin mi? Yani hani Elhamra'yı gördün mü diyorum, tamam mı? Görmemiş. Diyorum ki sen hiç İran'daki işte Yez şehrine gittin mi? Yani İsfahan'daki o Nakşi Cihan'ı bir gördün mü? Yani oradaki iki tane Şeyh-i Ekber Camii başta olmak üzere. Hiç onlara şahit oldun mu? Divriye Ulu Camii'yi gördün hani mü? Sen hiç hakikaten Taç kapıları ya da Hindistan'daki Taç Mahal'i gördün mü? Semerkant'ta o Hiv şehrine gittin neden mi? Abi sen bir gördün mü? Hani ya nasıl bir mani olma durumu söz konusu olabilir? İşte burada dediğim gibi ezberler devreye giriyor. Ezberleri birbirine satıyorlar. Hatta bu galeri üzerinden zihnimde şöyle bir şey şekillendi. Allah beni burada sanat tarihi anlatmakla görevlendirdi galiba. Çünkü gelenlere hani sanat tarihiyle ilgili, sanatın o işte kuramsal boyutu, niçin sanat ya da sanatın o seyri seferi, o yolculuğuyla ilgili insanlarla bir şeyler konuşuyoruz. Ve dediğim gibi çoklukla yanlış ezberler üzerinden birbirlerine insanlar sataşıyorlar ve zaten belirli duvarlar var. Onlar üzerinden bir seslenme durumu söz konusu oluyor. Oradan da bir şey çıkmıyor. Ve ben açıkçası galeri üzerinden en başta bunu kurgularken, inşallah bundan sonraki icra durumunda da şöyle bir şeyi planladım. Abi kim hangi alanda ve ideolojiye mensup olursa olsun fark etmez. Gelin eteğinizdeki taşları burada dökün diyorsun. Yani gelin çatışalım, çakışalım ama... Yani birbirimizi mümkünse anlayalım. Çünkü benim galerinin girişindeki eserlerden bir tanesi Komünist Mehmet lakaplı sokağın sanatçılarından bir tanesi ki hani ben orada ilk galeri faaliyetlerine başladığımda hazırlık faaliyetlerine o mesela benim işte din kültürü öğretmeni ilahiyatçı olduğumu
öğrendiğinde bir mesafe koymuş bana. Ve ben o mesafeyi ama anlıyordum. Çok çünkü güzel. Vücut dilinden anlıyordum. Benim yani kendim. Her gün benim galerimin önünden geçiyor. Karşılıklı olarak yürürken birbirimize karşılaşıyoruz ama... Peki galeri açılmış mıydı? Açılmak üzereyken bu önyargılar bu bahsettiğim açılmadan. Şey. Ama sonra bana yardımcı olan işte ressam Ömer Faruk Boyacı var. Onun Mimar Sinan'dan tanıdığıymış, arkadaşıymış. Hmm. Onun üzerinden mesela çocukla bir bağlantı kurduk, muhabbet etmeye başladık. Şimdi her gün mesela galeriye muhabbete geliyor. Yani şimdi bambaşka dünyaların, tasavvurların insanlarıyız ama buluşabileceğimiz ortak paydalarımız var. Dolayısıyla o mekan buluşacağımız ortak paydaları yükseltmek için kurgulanmış bir... O yüzden yüz yüze ismini koydunuz. Yüzleşme çok da kesinlikle. Güzel, yani yüzleşme. Gelin yüzleşelim abi. Niye duvarlar üzerinden atıyoruz? Hani... Ama yüzleşmek cesaret isteyen bir şeydir. Yani bir de yani yüzleşmenin negatif de bir şeyi vardır ya, çağrışımı vardır. Yani gel seninle yüzleşelim kardeşim. Hani tabii. Hem o negatif çağrışım hem de bu bakış açınla ortaya döktüğüm pozitif çok güzel bir çağrışımı da var. O açıdan ben de merakla ziyaret etmeyi beraber inşallah kıraathaneyi kapattıktan sonra. Kapattıktan sonra buradan sohbetimize orada devam edelim falan derler ya. Şimdi Samet dostumuzun da İlginç bir hikayesi oldu. Hani o şiirde anlatıldığı gibi kibar çevrelerinden batakhanelere falan demek istemiyorum ama. Ama mesela Moldova'da bulunduğu Rusçası fevkalade iyidir. Çeviri yapabilecek düzeyde Rus edebiyatına epey hakimdir. O da meraklarının ve alakasının peşinde koşan bir insan. Evet. Bu yönüyle kendisini çok takdir ederim. Şimdi şöyle o Rusça mevzuyla alakalı. Şimdi eğitimi aldım, Rusçayı öğrendim, geldim. Aklımda mütercimlik var. Yani ben iş olarak mütercim olacağım. İşte zaten hani edebiyatla iç içesin. Bundan geçineceğim. Mustafa abiye gittim, Mustafa Kutlu'ya, dergah yayınlarına. Dedim Mustafa abi durum böyleyken böyle. Dedi olmaz. Gir dedi maaşlı düzgün bir işe. Sigortalı. Adam akıllı sigortan yapsın. Mütercimlik yapmak istiyorsan yapmaya devam et. Eyvallah Mustafa abi dedim. Öyle diyorsanız öyle olsun. Öyle de devam ettim tamam. Yani. Evet. O Mustafa abinin o tavsiyesi belki hayatımı şey değiştirmiş ama, olabilir. Ama değiştirmiş olabilir. Samet'in hikayesinde çok enteresan iş alanları. Oraya girmeyelim oralara ama. Oraya girmeyelim yani. Yani oraları hakikaten... ben biraz evet ister istemez biliyorum. O zaman biliyorum. Bir Samet Üstad'ımızın kitabını evet. Bir de kitap da var onu da çünkü şey yapalım. Çünkü kitabını tanıttık. Kamçatka diye bu sanat eleştirisi yazılarından oluşuyor. Kamçatka'yı soralım. Nedir? Yani Kamçatka nedir? Kamçatka bir coğrafi bölge. Nerede hocam? Dünyanın Kamçatka. En doğusunda. Rusya'ya bağlı bir yarımada. Yanardağlar vesaireler falan da var. Bir kısmı aktif ve çok fazla deprem oluyor. Belki dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek depremlerinin bir kısmı Kamçatka'da, Kamçatka yarımadasında gerçekleşmiş. Ya en doğuda ama baktığında batıya da en yakın yer olmuş oluyor. Yani yerleşim var. Müslüman nüfus da var. Sabah ezanının ilk okunduğu yer. Öyle düşünelim. Yani en doğudan kastımız o. Ama baktığında bir adım sonrası da batı. Çok enteresan bir yer. Evet yani o yüzden bunun hani diyorsun sanatsal doğuya, bir çağrışımı da var. Doğu gibi zamanda. Görüyoruz ama aslında batıya da çok yakın. Hani doğudaki bizim batı, batıdaki doğu gibi bir tabii yani şey de doğu, var. Batı kendi nerededir? Yeri anlatıyor. Metaforu yani. Da var. Evet yani biraz da kendi bulunduğum yeri anlatıyorum. Ya bu program yarım kaldı. Şimdi Mustafa. Şöyle biz hani yani bu sohbeti duyamadık üstadımızın dediği gibi. Evet. Programımızın sonuna da geldik. Dolayısıyla bizim iki türlü bir sizden istirhamımız olacak. Birincisi kıraathaneyi kapattıktan sonra muhakkak Ruberu'yu bugün ya da sonraki günlerde ziyaret edeceğiz. Siz de programımıza yeniden konuk etmeyi çok isteriz. Çünkü mesela İslam sanatını konuşamadık. Tabii. Gelenekli sanatlarımızdaki o zanaat mıdır, sanat mıdır? Tabii i̇şte Ebru sergilenir mi kitabın içine mi onları konu, konuşmadık. Yani sanat meselesi mutlaka konuşmamız bunu gereken kesin bir konuşalım. Konu. Bunları not ettik. Böyle sansasyonel not eder. Konular var benim aklımda. Onlardan da bahsedelim. Eyvallah. Yani. O zaman çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Biz çok keyif aldık. Bir yeni bir programda bütün bu konuşacağımız konuları da not ettik. Siz de hazırlıklı gelirseniz yeni programa konu başlıklarıyla yeni bir sefere çıkmış oluruz inşallah. Biz her zaman hazırız. Sevgili dostlar, kıraathanemizin bu bölümünü de noktalıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.